Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak aziz eylesin, tevfikini refik eylesin. Zihin 12. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Niyetimize göre muamele etsin. Niyetimiz ondan onu istemek. Hakikaten öyle. Eğer kalmışsa kalan ömrümüzü geçirmiş olduğumuz, yaşadığımız ömürden daha hayırlı etsin. Kendisine daha yaklaştırsın. Akrabiyetimizi artırsın. İhsanını, lütfunu, keremini nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi zihin 12, 21, 11, 2021, Dima 182, zihin 12, mekan Tepecik'teyiz. Şimdi de söylemekten geçemeyeceğim. Zihni takip eden arkadaşlar var yurt dışında da vesaire. Özbekistan'dan herhalde paylaşıyor. Kardeş 60 küsürüncü şeyde. Orada 60, 59, 60, 61. derslerde Ya Rabbi daha geniş bir mekan diye hep dua etmişiz. Böyle duamız o kadar şey olmuş ki çok şükür. Küçük bir odaydı. Yani dima yaptığımız yer. Zeytinburnu ise komple 85'ti. Merdiven boşluğuyla 70, 75, 72 metrekareydi. Şimdi Arnavutköy 300 metrekaredir. Bunun tuvalet, lavabolar vesaire 180-170 ders yapma salonumuz var. Geniş bir yer dedik. Yukarısı daha böyle şey, bizim çatıda, Zeytinburnu'nda yaptığımızdan daha nezih, daha geniş. Bir farkı şudur, eski geleneği vardı Zeytinburnu'nda, bir de ön tarafı denizdi. Ama bunun bu tarafı da, artıları da var tabii onun da vardı. Ama geniş bir mekan Cenab-ı Hak nasip etti. Ama nerelerden geçirdi, çok şükür öyle küçük çekmece. Çok şeydi yani, hem çevre, hem ufak yerimiz, hem haletler var ama orada da harika dersler Cenab-ı Hak nasip etti. O haletlerle, o ortamda, o şartlarda o derslerin olabilmesi tamamen ihsan-ı ilahi olduğunu, esbab yoktu hiç gibi, kesinlikle yoktu. Şimdi zihin yapıyoruz. Zihinden önce bir ısırma yapalım. Masamın üzerinde var, sana zahmet. Masanın üzerinde şey var, muhakemat var. Bir de şualarımı getirir misin sana? Şimdi ben size, hatırlar mısınız? Bakayım nerede yazmışım. Tefekkür zihindeki mekanı aşmaktır. Evet abi. Hatırladınız mı? Evet. Ona ait yerler vardı ama çok sarih bir yer. O zaman demek ki... Sözlerde geçen bir yer vardı. Sözlerde geç 130, 31. Bir de muhakematta garip bir yer gördüm. Çok hoş bir yer. Onu da okumak istiyorum. Yani şeyde muhakematta olması, sözlerde sari. 13. Evet. Sözde idi. Ama muhakemat 48'de yeni muhakemat. Muhakematım kayboldu birisi. Kaybolmamıştır, çalmıştır. Yani almıştır, tabiri diğeri. Zeytinburnu'ndaki benim dairedeki alerji olmasın, toz kalkmasın diye kilimim vardı. O da böyle yer değiştirdi. Arıyoruz, yok. Ama kaliteli bir kilimdi, eskiydi demek ki. Bir de bu. Şimdi muhakemat 48. Muhakemat 48'de mecbur oldum kitabı değiştirmeye. Yani buna PDF formatında vardı abi, onlar kitapların kitaplarınız. Var ama nasıl basacaksın? Tamam. Bak şurada ama yeni şeyde. Şurada geçiyor. 13. sözde çok açık olmakla beraber burada tefekkürü şey söylüyor. Diyor ki tefsi zihin için tefsi genişletmek, açmak, üstünü kaldırmak. Tefsi vasi yapmak, genişletmek. Tefsi zihin için nazarın ufkunu genişlettirir. Nazarın ufkunu genişletme nispetinde zihinde mekan genişliyor.
dün tevafuk abi özür dilerim. Dün tevafuk, dün akşam ben de aynı yeri okudum. Nazarla görmek arasındaki şey demek gibi oluyor. Yani kalp, kalbi temsilen bakan zihin aslında abi. Evet. Yani nazar zihnin gözü mü oluyor acaba? Gibi de ama şu anda onlar malzeme duruyor ama salihten yürüyorum. Evet. Mesela tefsir zihin, vasi, yani genişletmek, zihni genişletmek için diyor. Ne yapacaksın? Nazarın ufkunu genişlettirir. Nazar, bakış. Bakışın en yükseği nedir? Bakmanın, biliyorsunuz daha önce bakmıştık nazar dersine. En yüksek, nazarın en geniş çapı tefekkürdür. Tefekkür, alemi şahadetten alemi gayba geçme yöntemidir. Tefekkür. Yani gözükenden gözükmeyene, düşünülenden düşünülemeyenleri anlama ve düşünme melekesidir. Tefekkürün saati hayrun min ibadet seneti, bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır hadisi gibi. Yani bir saat tefekkür oturup da olmaz. Ama 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika toplarsak hayatımızda bir saate denk geliyorsa böyle bir yekün netice var. Barış burada mısın? Buradasın. Tefekkür cevap değildir. Fikir yoldur. Yol derken bu yol değil. Yani gaye oraya bir şey koyar, hedef koyar. Koyduğun anda seninle onun arasında bir yol açılır. Aynı zamanda fikir bir hedeftir. Ama ustad hem hedef der hem yoldur der. Tefekkür yürümektir. Onun tefekkürüne verilen cevap ise hazdır, huzurdur, anlamdır, manadır. Şimdi ben bununla doğru olantır. Yani tefekkür zihindeki mekanın üstünü açmaktır. Bilimsel geçen hafta söyledim. Onu da ehliyle görüşüyorum telefonla. Bana kendilerinin konferans videosunu atıyor, attı. Bilim insanları İngilizce'ye de Türkçe'yi çevirerek atan da var. Türk insanını, Türkiye'deki şu bilimsel, hakikaten bilim hocaları, yani ne kadar düşüncelerin önemli değil. Bilimsel insanların, hocaların şeylerini de bana attı, kendisi de anlattı. Hulasa şudur, onların bilimsel şu anda zihnin hakkında bir cümleyle ifade etmek istersem neredeler? Risale-i Nur'a göre. Bilgi işleme merkezidir. Akıldadır. Bilgi dedikleri ne onların, yani onların bilgi malumatlar var. Bizim işte aramızdaki fark ne? Yani bilgi dediğimiz zaman o başka. Bilim var. İşte bilim. Bilim tamam abi. Ha, yani. İlim var bu. Felsefe bilim olur. Yani. İlim. Ne varsa. Bilim ha. Bilim, ilim, tecrübeleri, şahit oldukları, tanık oldukları, yani tıpta okulsun, felsefede, kimyada, fizikte. Bunları mesela nöronlar nasıl çalışır, kimyasal yapılar nedir? Bunlar hepsi ilim, bilim, malumat, beceri vesaire hepsini. Bunların işlendiği yer. Tamam, yani bilelim. Ustad ise, bizimle alakası yok bunu koyan. Ustad ise vahye dayalı olduğu için zihni aklın bütünlüğüyle beslenen vicdanın bir sıfatı olarak söyler. Soğan gibi düşünürsek, biliyorsunuz da tekrar ediyorum, el tekrarul ahsen. Endiş kabında irade, zihin ve his, latife-i rabbaniye. Bu zihin vicdanda olduğunu, hatta ustad sari ifade, sari ifade, bu şekerli, birisine verirsin Ali, şekerli seven varsa alsın. Ben şekerli yaptı gene şey. Sari ifade, haşrı kabul etmek zihin yapıyor. Haşrı kabulüne zihni müheyya etti. Akıl hazırlıyor. Aklın vazifesi muhatap olmaktır. Vahye. Muhatap oldu. Vahiy geldi. Zihinle alakalı ısırmak için şeyler okuyacağım. Ondan sonra zihin okuyacağız. Akıl vahye muhatap olursa vahiy gelir.
ilim olur, bilgiler vesaire. İner de iner. Sana şekersiz geliyor. Tamam. Gelir de gelir. Akıl, delil, burhan, hüccetini yapar. Sistemi kurar. Kabul etmeyi zihin yapar. İman etmeyi kalp yapar. Kalp iman eder. Şimdi zihinle alakalı biraz okuyalım böyle. Nasıl, neyi okuyacağız? Zihin çalışmasını yaptığım için çalışa çalışa gittim. Tek tek, kopuk kopuk. Yani kopuk kopuk derken dün çalıştım. İki gün sonra başka yerde çalıştım. Şu anlar yani bir zihin okurken kopmuş. Bir şey sorayım. Şimdi akıl vahye muhatap olan aletimiz ya kabul edecek ya reddedecek. Evet. Kabul ve red. Kabul ettiğinde veya reddettiğinde aklın bu kabul veya reddine göre zihin nasıl çalışır? Yani zihinde ne oluyor? Yani kabul ederse zihin nasıl çalışıyor? Evet. Reddederse nasıl çalışıyor? İşte bu işte. Zaten zihni tanımanın, zihin dersi yapılmasının sebebi bu. Mesela akıl kabul etmezse vahye kapattı. Vahye kapatınca dimadaki itikat batıl bir itikat oluyor. Ve diman o batıl itikadı izandan vicdana iner. Vicdanda adam günahla, sefaatle, vahiy de kabul etmediği için vicdanı hatmedilir. Yani kalple alakalı. Yani vicdan iniyor mu? Batıla bir itikat yapınca vicdan bir anda ölmüyor. Sonra o haram işte batıl itikat ede ede bu sefer bitiyor. Yani vicdan bitiyor. Vicdan bitince ilk önce vardı böyle ilk hayat suyu gibi. Sonra mesela dere suyunu keserler sonra hayat suyu kalır ya. Sonra kalbe haramlar gider. Bir anda kapanmıyor. Batıl itikatla Allah kalbi kapatmıyor. Sonra kalbe haram aktarılıyor. Latife-i insaniye çöküyor. Kalp yılan ve akreplerle, ayet nas, yılan ve akreplerle çoğaldıkça kalp hatmediliyor. Kalp hatmedilince artık onun hizmetçisi olan vicdan da kapanıyor. Vicdan da kapanınca nesi kapanıyor? Bir irade çıkıyor, devre dışı oluyor. Zihni de çıkıyor. Ondan sonra hissi, yani ulvi hisler, dima ait hisler var. Yani vicdan devre dışı oluyor. Vicdan devre dışı oluyor. Vicdansız oluyor. Vicdansız ne demek? Münafıktır. Münafığın vicdanı çalışmaz diyor. Başka? Peygamberin aleyhindedir diyor. Tamam. Konuştuğu zaman yalan söyler. Sözünde durmaz. Bir de sözünde durmaz. Emanet ihanetidir. Evet. Şimdi bu alacağım abi. Zihin devre dışı olunca ama şu andaki bilimin söylediği yani bu insan yani bu tıp, felsefe, bu işle alakalı uzmanlar zannediyor ki bu zihindir. Oysa aklı meratibi mesela zekavet var, depolama var, aklın 40 küsür tane sıfatı var. Ona gelecek çalıştık da ama böyle zihni biraz gideyim diye. O zaman hani kafa kabak gibi, kalp fındık gibi tanımlaması var ya. Acaba kafa buradaki kasıt akıl ve zihin mi? Yani akıl kabak gibi, zihin fındık gibi. Yani devre dışı olmuş, fındık da kalmamış. Yani. Evet. Çünkü zihin devre dışı demek vicdan devre dışı olmadan olmaz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Vicdan sisteminin bozulması zihinle başlar. Yani zihinle oluyor. Gibi. Zihin. Çünkü bir kere ulvi duygular, mesela bir tane çip diyelim bilgisayara takılan. Buradaydı şey nerede ya? Erdinç nerede? Yan tarafta o. Namaz mı? Hayırdır? Herhalde biraz yorgun. Öyle mi? Haber vermek lazım. Ha tamam. Bak şimdi çipten hatırıma geldi de. Çip zahirde hiçbir şey yok. Değil mi? Böyle bakarsın çıplak gözle bilgisayar, çipi, cep telefonu, çip. Bilgisayara takınca o bir galaksi var.
bir orada bir film var yani çipte. O bir galaksi var, Samanyolu var. Güneş sistemine iniyor. Tamam mı? Bu filmde yani belgeselde dünyaya iniyor. Dünyada İstanbul'da bir saray. Sarayın içinde kapıdan birisi gidiyor. Salonlar var, şeyler var. Acayip. Tamam mı? Öyle geçiyorsun, geçiyorsun bir adama geliyoruz. Adamın kafasından film ya. Böyle kafasına giriyorsun, tahayyülünden, tasavvurundan, taakkulünden, tasdikten, izanından, itizamına böyle geçtin. Adamın içine girdin yani, böyle nöronlara yani, elektronlara, kuarklara, böyle kuantum fiziğine doğru gidiyorsun. Adamın vicdanına indin, böyle indin. Ta bunun dibi yok artık, gidiyor da gidiyor. Bu adam bir geçiş gibi oldu. Aynı gibi, oradaki çip insan bedenidir. Bunlar hepsi nerede diye sorduğumuz zaman, çipin neresindeyse o film, bu anlatılan şeyler de insan bedeni de orasındadır. Sakın zannetmeyin maneviyat bu et parçası olan kalptedir. Kalp bu ette tezahür ediyor. Mesela ocakta fişi taktığımız zaman ısı ortaya çıkıyor. Isı orada ortaya çıkıyor. Wolfram telinde ışık ortaya çıkıyor. Oradadır diye o değildir. Maneviyat bu et parçası değil. Yani diyor ya kalp çam kozalağı gibi. Değildir. Şey, inşaat edeceğiz daha. Orada ortaya çıkıyor. Ama ilk önce durağandır. Duruyor. Ama arkada çalışıyor seviyen kadar. Mesela rüyalar veya yattığımız zaman duygular, hisler hala arkada çalışıyor. Ama zahirde insan merak eder. Hep bunları anlattıklarımız, konuştuklarımız, anlattığın şeyler. Ya nerede ya böyle bir şey gözükmüyor. Yani nerede bunlar yani? İnsan diyesi geliyor. Yani bunlar hep anlatılan hep bizde mi yani? Nerede var bu? Dendiği zaman Erdinç'in sahasına giriyor. Çip zahirde baktığın zaman kuru bir şey yani, siyah bir şey yani böyle. Ama bilgisayara takınca yani çip insandır. İnsan hiçbir şey gözükmüyor, çip gibidir. Vahiy koyduğun zaman vahiy bilgisayarına, çipi bilgisayarda okutturuyorsun ya. Şimdi insanı da kim okutturacaksın? İnsan çipe benzer. Vahiye verdiğin zaman üzerindeki okunmayan yazılar okunmaya başlıyor. Şimdi ben zihin hakkında o parça parça çalışırken toptan baksam ne olur diye zihinde çıkarttığımız cümlelerde birkaç tane okuyayım. Bütünselliğimizi sağlar. Dimağın bütünselliğini veya tek teklerini hayatı tekviniyelere dönüştüren dimağ biliyoruz. Canlı, ruhlu, şuurlu ve hayatlı bir ikram ilahi. Zihin neydi? Dima. Dima bütünselliğini, mesela tahayyül, tasavvur. Ha şöyle de bir şey söyleyeyim size. Arkadaşlar geçmişte yaptığımız hayaller, tahayyüllerimiz, tasavvurlarımız, zanlar, bilgiler, malumatlar bu çok önemli. Şu anda gündelik hayatta lazım olacak, evde de lazım olacak şu bilgiler. Şu anda söyleyeceğim. Geçmişte kurduğumuz hayaller, bulunduğumuz mekanlar, şekille alakalı her şey, tasavvurumuzdaki zanlar, bilgiler, malumatlar, şüpheler, tereddütler hepsi canlı, hayatlı, şuurlu duruyor. Nasıl duruyor biliyor musunuz? Çipteki, olmuş mu abi? Bakacağım, şeker hiç katmayacaktın. Kattın. Biraz kattım şeker. Hiç katmayacaksın. Tam şekersiz yapıyorum onu. Bir tane şekersiz yapayım. Bir tane tam şekersiz. Tamam onu ben içeyim. Tamam. Garson bir de su getir. Şimdi burayı biliyoruz da başka bir şey inceleyeyim. Geçmiş hayatımızdaki tahayyül, tasavvur, bak herkes de kullanıyor. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizamlarımız, yani kültürden gelen gelenekler her hepsi duruyor ama İlginç tarafı şu, yeni anladığım muhakemattan, canlı, hayatlı, şuurlu, vücudu haricileriyle duruyorlar. Bu şekilde hafızalanmış. Bir bilgi, çipteki bir filmi 001100 gibi değil. O da enerji paketidir değil mi yani? Evet. Ama 00011 şeklinde kodlanmış, bilgisayara koyunca resim dönüşüyor. Bizde, zihinde böyle değil. Hepsi dört vasfıyla bulunur. O tahayyülün, o tasavvurun, taakkulun vesaire hepsi
ruhuyla, ruhu posası kalır. Ruhu hayatı, şuuru ve iradesi var onların. Onların da tercihi var. Seni aktif ediyor. Bir de vücut halicileri var. Enerji boyutu. Yani zihinde olan her şey arkadaşlar, her şey ama lütfen her şey canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücudu vardır. Böyle şekilde hafızadır. Böyle kuru bir, kapattım abi. Haşım ediyor. Ama bende böyle değil işte. Bak burada yazıyor mu abi? Oku. Burada yazıyanı. Ben okudum. Bende durması gibi mi duruyor buradakiler şimdi? Gibi bakın. Ben burada şimdi okuyacağım. Okuyunca içimize girecek. Bunu kapattığım zaman ben de bu dersi bittikten sonra buradan çıktığım zaman bu defteri kapattığım gibi durmaz. Devamlı aktiftirler. Arkadan çalışırlar. Ekranda olup ama ekranda gözükmeyen, alta indirilen dosyalar var. Çalışan web siteleri var, ne bileyim videolar var, var da var değil mi? Bilgisayarda indiriyorsun ama ekranda bir şey yok. Sen yapacağın iş gözüküyor. Diğer arkada çalışıyor. En harikası insanda bu. Ama burada farklı ne bileceğiz? Zihinde bu her şeyin ruhuyla şeyde söylüyor. 13. sözde ve mahkumatta dedi ya. Tefsiri zihin. Ruhuyla, hayatıyla, şuur ve hisleriyle, vücut haricileriyle, dört sıfatıyla bulunuyorlar. Bunu bilmek lazım. Ondan dolayıdır ki, geçen burada mı okumuştuk? Adamlar bir şey dediler de, küllümemişi değil, tın tın ettiler. Mesela zihni fark ettiler ama yerini bulamıyor. Bu normal yani. Onlar basit değil. Muhatabiyet olamamış. Vahiy muhatap olsaydı, tamam. Ama bilgi işleme merkezi, o doğru. Bakın, diman vahiy muhatap olup, veya diman, tahayyül, tasavvur, diman mertebelerinin getirdiği bilgileri, zihin ne yapar? Ayat-ı tekviniyelere dönüştürüyor. Yani ayat-ı tekviniye demek ne demek? Dört illeti tamellidir ayat-ı tekviniye. Evamiri tekviniye illeti tamessizdir. Evamiri tekviniye illeti tamessiz, ayat-ı tekviniye illeti tamelli. İlleti tamel ne demek? Vücud haricileri var. Zihinde bu dimağın bütünlüğünü veya dimağdaki tahayyülün bir tanesini, tek teklerini zihinde ayat-ı tekviniyelere canlı, ruhlu, şuurlu, hayatlı dönüşüm merkezi. Orası bir alem. Bu da ikram ilahi olduğunu görüyorsun. Adamlar bunu fark ettiler. Böyle bir dünyayı fark ettiler. Dediler ki orası mı hakiki, burası mı hakiki? Bir tanesi illüzyondur, bir tanesi hakikidir demiş. Tamam mı? İllüzyon, bu dünyaya illüzyon demişler. Yani Matrix'te şey yapmışlar vesaire. İllüzyon demişler, hadi canım diye değil. Bu İslam felsefesinde bir ekoller de var yani böyle. Ama mesela vahdet-i vücut biraz benziyor. Ustad hayır diyor. Hakayık eşeği sabit edin. Eşe vardır. Bunlar hakikattır. Hayal değildir. Diğerleri mesela hayaldır diyor. Onlar biraz illüzyon. Yani biz hakikatta değiliz. Hakiki değiliz demişler. Tamam. İllüzyon okumuş muydun burada? Ben bir... Biraz bazı. Şöyle. Şey, burada üç madde tamam da bu vücudu haricisini kudretle ilişkilendirme nasıl olacak? Yani kudret nasıl taluk ediyor? Vücudu nasıl, ilmi. Nasıl anlayacağız? Yani? Vücudu ilmi abi. Atom değil. Yani. Tabii. Vücudu ilmi. Mesela lef-i mahfuzda bu da mahluk. Çünkü lef-i ezeliye nadir insanlar girer vücudu diyor. Vücudu ilmiye kudret taluk etmiyor ki. Yani vücudu ilminin şey boyutu Mehmet kardeş. Mesela diyelim ki... Ya da bende uyandırdıkları diyebilir miyim? Diye bir. Mesela çip de öyle diyoruz yani. Vücudu ilmi ama yani bu sübutu sıfattaki ilim gibi değil. Mesela lef-i mahfuzda ilmi vücutlar deniliyor. Ama şeye kokusu, cismani bir koku almamış daha. Yani ilmi vücudun da meratibi var. Var. Evet. Hani sureti var, kanuniyeti, hakik, ilminde yani var ya. Yani vücudu hariciden kastınız? Hani ceset cinsinden değil. Tamam. Ceset cinsinden değil.
İlmin de sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini de bir ara yapmıştık hatırlarsın. Bu şey, hakikati orada duruyor. İlmin hakikati. Çok acayip. Fakat bu bize ne getirecek? İllüzyonla alakalı onların da bizim şeyi, yani onların derken sanki bizim dışımızda mı? Hayır. Yani vahiy muhatap olan olmayan manasında kastediyorum. Bir şey yaparken, buralıyken, biz alem-i şehadetliyken onu düşünüyoruz. Düşünürken ise oralı, alim gayb olur. Mesela buradayız. Nasıl geçeriz oraya? Düşündüğün şeye dönüşürsün. Mevlana'nın sözüdür bu zaten. Neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Onun sözüdür yani. Aslında ondan alınmış. Şimdi düşündüğüne, düşünmeden önce buralısın. Ben bedenle ben olmadığıma göre düşünmeyle, tefekkür etmeyle, hislenmeyle vesaire. Ben benim. Neyi düşünüyorsanız, madem oralısınız, fizik bunu nasıl destekliyor? Çok çok tuhaftır. Diyor ki, illüzyon demelerine nasıl şey yapar? Kuantum fiziğinde bir elektron, dolayısıyla maddeyi meydana getiren bu temel yapı, iki şekilde bulunabiliyor. Tanecik ve dalga diyor. Tamam mı? Fakat bu değişkenliği, tanecik mi dalga mı, bakan, nazar eden, gözlemleyene göre değişiyor. Çok tuhaf. Ve tuhaf taraf şu. Bir tek şey, eğer kimse gözlemlemiyorsa, bakmıyorsa, seyretmiyorsa, çeşitli yerde olabiliyor karşıda. Öyle mi? Olabiliyor. Bu neyi gösteriyor bize biliyor musun? Bir şey fiziken, bir tek şey her yerde olabilir. Bunun kanıtıdır. Madem bir elektron eğer gözlemlenmiyor, bir delikten, bir yarıktan geçip karşıda 20 yerde var olabiliyorsa, bir elektron da maddenin altyapısını oluşturuyorsa, madde olması gereken muhtemel her yerde vardır zaten. Ama üstü açılmamış. Şu anda ben her yerde varım. Kuantum fiziğine göre varım. Adamlar bir şey bu. O zaman ben bu hakiki miyim, ben illüzyonda mıyım? Yani illüzyon, yani fanosun içindeyim ama ustadımızın tabiriyle buna benziyor. Altı tane ayna olsa, önüne, arkana, sağına, soluna, alt ve üste, aynanın içinde olsa, aynalar, iki ayna birbirine yansısa sonsuz gözükür. Ben sonsuz muyum yani? Sonsuz yerde miyim? Yani bu dünya, eşyalar, dünle bugün. Hakikaten illüzyon dememek biraz zor şey gibi geliyor. Mesela haşa, ama hakikati var tabii. Dünle bugün ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Güneşi vurdu, söndürdü, vurdu, söndürdü. Fark bir bende olmuşsa ben oyum. Mesela şu tepeciye lambayı yaktı Allah. Feneri vurdu gündüz. Cumartesi. Söndürdü. Gecesi oldu. Tekrar yaktı bugün. Pazar. Değişen ne abi? Hiçbir şey yok. Yani değişen insan değişmesi lazım. Herkese göre değişiyor. Dolayısıyla düşündüğüne dönüşüyorsan, o tefekkür ettiğin anda, neyi tefekkür ettin? Batıl tefekkür edilmez, düşünülür. Her tefekkürün içerisi, hakikati ulvidir. Sufli düşünülür. Ama insanların, özür dilerim abi. İnsanların düşünceleri, fiilleri bütün o güneşin doğuşunu etkiliyor. Öyle bir sistem yaratmış. Tabii değişen nedir diye söyledim ya. Evet. Değişen biziz. Farkındalığı. Biz değiştiriyoruz. Kainatı bile biz oluşturuyoruz. Evet. Hatta bizim yaymış olduğumuz kafamızdan çıkan olumsuz enerji maddi havayı da bozuyor. Evet. Üç ayları gibi. Düşünmenin hakikati ve kanuniyeti buralı değil. Yani buradayız. Mesela elektrik ocağı tutunan bir şeydir. Ama orada gözüken ısı da gene ölçülebilen bir şeydir. Fakat oradaki enerji, elektrik buralı değil yani. Nerede? Keban Barajı'nda. Ortaya çıkmış. Ama Keban Barajı'nda da değil yani. Bu elektrik Urfa'lı değil ki. Yani aynı onun gibi o barajı beden kabul edin. O dinamonun, Enduvi'nin türbinin içerisinde, blokun içinde dönmesi, yani tahayyülün, tasavvurun içerisinde dönmesi. Dinamo, dima kabul edin. Misal vermiştim daha önce.
Bir tane böyle disk, yastık disk. Biz mektepte biraz okumuştuk. Bu böyle bobinin kabı yani. Onun orada mıknatisli ve bakırlı şeyler var. Yataklar var. Onun ortasında bakır sarılı bir bobin döner. Dönmesiyle bu arada, bu boşlukta dönüyor. Bu arada meydana gelen bir manyetik alanı bir diskin üzerinde bulunan bir kabloyla dışarıya aktarılıyor. Manyetik bir alan. Elektrik bir. Manyetik alanın kabloya atladığı zaman elektrik oluyor. Ne oldu bilinmiyor daha. Şimdi bu baraj insan bedenine benzer. Bu türbin yani bobin şey aynı bunun şeyine benzer, yapısına benziyor. İçerisine dönen bobin tek ama kafada 7 tane var. Şöyle 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 aynı. Döndüğü zaman böyle dönem var, böyle dönem var. Hepsi farklı bir endikleme oluyor. Yani orta manyetik bir alan oluyor. Yani onlar da birisi fikir, birisi hayal üretiyor, birisi düşünce, birisi irade üretiyor, birisi tercih üretiyor, birisi maneviyat üretiyor. Böyle bir şey. Bu sefer nasıl ki adam diyor ki ya bu diyor elektrik burada ortaya çıktı. Bu bobini burada dönderdik. Ama bu manyetik alan, demir mıknatıs arasındaki manyetik alan gibi. Bu alan şimdi yoktu. Biz bunu buraya getirdik. Adam burada nereden nasıl oldu bu? O zaman bu elektrik bir yerden gelmedi. Bundan da olmadı. Bu bobin türbinin şeyinden de değil, türbinden de değil, bobinden de değil. Bu havada burada var değil. Bu bobini istersen ben havayla döndürürüm. Suyla döndürürüm. Bu elektrik diyor Urfa'ya da ait değil. O zaman bu her yerde var. Her yerde bunu üstünü açacak yöntem bulursan elektrik alırsın. Elektrik nerede? Nerede onun şartlarının üstünü açarsan her yerde. Tamam. Şimdi bu diyor döndürdüğüm anda elektrik üretildi. Buralı değil artık her yerde. Gayba ait bir sıfat. Esirle alakalı. Bizim şeyde elektrik motoru tamam mı? İçinde bobin. Aynı kafa. Düşünce dönüyor. Kafamda neler dönüyor? Ha bak bobin dönüyor. Dönüyor işte. Bobin dönüyor. Şimdi bu yapıda dönen bununla, bu dönen de farklı ama ortaya çıkan o ara boşluğundaki manyetik alan elektrik. Elektrik de değil. Manyetik bir alan deniliyor. Kabloya aktarılırsa oradan çıkmak isteyecekti. Sıkıştı. Bunun üzerinde yastık disk dedikleri kömür şeyinde o kabloda manyetik alan orada nasıl sıkışıyorsa, nasıl atlamak istiyorsa, çünkü elektrik kolaya kaçıyor. Burada bıktım diyor artık. Atlıyor, elektrik oluyor. Dima hemen hemen böyle. O zaman diyor bu elektrik kebanda değil, Çatalca'da da pervane ile oluyor. Bu kafada böyle şey yapıyor. Bu elektrik nereliydi? Burada ortaya çıktı, üstü açıldı. O zaman her yerde var bu. Tanecik bunu kuantum fiziği de destekliyor. Diyor ki gözlemci olduğu zaman tanecik karşıda önemli bir şey. Çok tekrar ediyorum gibi geliyor ama bilim bak nasıl üstünü açıyor. O da yardım ediyor. Taneciği gönderdiğim zaman diyor birisi gözlemlerse tek oluyor, teke tek. Ama gözlemlermese 20 tane oluyormuş karşıda. Bu neyi gösteriyor? Bir tane karşıda 20 tane oluyorsa bir şey 20 yerde olabiliyor. Tamam? Olabiliyor. Olabilme ihtimali şey hiç altı. Bu dilli yarığı diyor 20 yaparsam ben öyle iki yerden değil 20 yerden gösterirsem karşıdaki oran tabii o nispetle artacaktır. O zaman ben şimdi benim diyor ikizim, benim paralelim niye her yerde yok şimdiki diyor. Benim ben de onlardan mı teşekkülüm diyor. Dolayısıyla diyor ki şu anda yaşadığım sabit zannediyorum. Oysa bana zihnimin, hayalimin, tahayyülüm, tasavvurum, taaklüm, tasdik, izan, iltizamın oluşturduğu bir dünya var. Bu dünya ile hakiki dünya arasında hakiki zannediyorum. Buna onların kendi tabiriyle illüzyondur. Yani onlardan sıyrılmışım. Kendi dünyamda yaşadığım halde orayı zannetmem illüzyondur. Orayı zannediyorum. Ama kendi dünyamda. Ustad da buna ait, Hubab'da.
6 tane ayna koysa önüne, arkana, sağına, soluna, üstte, altta. Ama bu aynaların birbirine yansımasından sonsuz derinlik oluyor. O derinlikte sen kendimi sonsuz yerde görüyorum. Sonsuz. Bakıyorum hakikaten sonsuzum ya. Öne bakıyorum ucum bucağım yok. Turr, sonsuz. Ama hakiki bir taneyim. İşte buna bakmış demişler ki düşünürken, eylemdeyken varlığı ortaya çıkıyor. Eylemde değilken, yani düşünmeyi düşünmezken, çok önemli düşünmek, biz Kur'an bize şeyi öğretiyor. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yani neyi? Düşünmüyor muyuz? Düşünüyoruz da düşünceyi düşünmüyoruz. Düşünceyi düşünmüyoruz. Hayali hayal edemiyoruz, yapmıyoruz. Aklı akletmiyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Kime diyor? Akla diyor. Niye akletmiyorsun? Akla diyor ki aklını aklet. Düşünmeyi düşünmezken düşüncemiz neredeydi? Yani bu elektrik ortaya çıkmazken enduvide bu bobinde bu elektrik neredeydi? Düşünceyi biz aktif etmeden hepsi işte buna cevap bulamadığımız için bilim insanları illüzyondayız demişler. Bilim ve ilim ne kadar genişlese de insanoğlunun temel soruları, insanoğlunun temel soruları hala gizemini koruyor. Onlardan en mühimi nedir? Ben kimim? Niye buradayım? Ve burası neresi? Ve birisi beni getirdi mi? Anne karnını hatırlamıyoruz ama aklın oradan geldiğimizi inkar edemiyoruz. Şimdi bunu bir okumuştum. Şimdi okumadığım birkaç yerde okuyayım zihne ısınmayı, ondan sonra metne döneceğim. Zihinle meşguliyetten sonra fikretmeye başladım ki zihinle, onun için külli olsun diye dimağla meşgulken dimağın bilgilerinin işlendiği bir yer dedi bilim insanları bugün. Bilim insanları zihne öyle diyor. Allah Allah, bu zihin nedir? Ustad da zaten beraber zikrediyor. Akıl vahye muhatap oldu. Tamam oldu. Haşin kim kabul etti? Haşin kabulüne zihni müheyya etti diyor. Kabul etmek zihinle alakalı. Muhatap olmak akılla alakalı. İman etmek kalple alakalı. Şimdi peki diyorum, zihinle meşguliyetten sonra fikretmeye başladım ki şu gözüken arkasında değil, hem zahirinde, hem batınında, hem evvelinde, hem ahirinde aynı anda, aynı zamanda başka bir alem işliyor. Bunu bize zihin haber veriyor. Yani gördüğümüz ve şahit olduğumuz alem birbirine giydirilmiş alemlerin kişilere göre ifadesi. Zihin bana bir alem dünya sunuyor ki bu bize. Nedir o? Mesela her şeyin evveli var, ahiri var, zahiri var, batını var. Zihin diyor ki şu gördüğün alem birbirine giydirilmiş alemlerin yumağıdır. 18 bin alem. Ustad 409 mektubatta gül goncası gibi diyor. Birbirine giydirmiş. Bir kılıf bir kılıf da. Mesela bize de namaz giydirilmiş. Simadan belli. İşte şu giydirilmiş, hissiyat yönü, düşünce. Bir sürü şeyler var. Düşünceler hep giydirilmiş. Okulda hoca giydirmiş, annemiz örf, anane, gelenek, kültürler giydirmiş. Şimdi zihin diyor ki bize, yetişmiş bir zihin, sana giydirilmiş, dikkat et. Çok alemler sana giydirilmiş. Bunu bize zihin söylüyor. Yani çok acayip düşününce, düşünceyi dedim nerede nasıl işleniyor? Düşünmek tasavvurdadır. Akletmek taakkulda vahiy muhatap oluyor. Mesela tasdikte ilim oluyor. Tasdikte ilim oldu. İlim kabul değildir. Batıl ilim de var. Zihin dikkat et diyor. Alem, çünkü ayat-ı tekvinlerin dönüştüğü yer. Bilim insanı iki üzeri çok ilginç. Bunu o abi söyledi bana. Bilim insanı derken sen kardeşler iki üzeri 100 milyar bilgi işleme yaptığını söyler zihin için. Bilim insanı diyor ki zihin anda saniye ne bilmem kaçta 250 100 milyar. Yani bilgi işliyormuş. Yani aktif oluyor. Senin şuurun olsun olmasın.
Yani sayılar o kadar önemli değil ama yani, böyle bir şey. Logaritmayı kastediyor. Log 2 diyor. Yani 2 dedi 0 1 var yok. Evet. 2 tane. Bu var yok üzerine şey yapıyor. Bilgisayar çalışma sistemi de bu şekilde. Evet. Ne kadar bilgi, zan, malumatın varsa zihin o kadar işleme gücü var demektir. Zihnin ne kadar kaliteli çalışmasını istiyorsan. Zihin ne kadar işlemişse o kadar kainata nüfus etmiş, mekanın oluşmuş demektir. Yani çok tuhaf. Zihin bilgileri, hayat, tahayyülleri, bilgileri, ilimleri işliyor ama hayatı tekviniye dönüştürüyor. Ora oluyoruz. Ora inşa ediyoruz. O oluyoruz yani. Ahiret oluyoruz. Zihin yani şunu diyeyim de ondan sağlayayım. Zihin olması ora oluyor. Bu nasıl değil? Biz bazen burada kullanıyoruz onu. Efendim. Hasan abicim, bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi az önce bir misal verdiniz. Benim en çok hoşuma giden şey misaldir o. Rotor ve stator, elektrik üreten jeneratör dediniz ya Hasan abi. Bakın, rotor, yani biri dönüyor, biri sabit duruyor. Duruyor. Bir elektrik çıkıyor. Nereden geldiğini bilmediğimiz değil mi abi? Evet. Ve nerede saklayacağımız sanki bilmediğimiz. Üstü açılmış. Evet. Adam devamlı her yerde var. Evet. Aktif ama üstü kapalı. Birisi geldi yani üstüne gelene o kafayı çıkarttı. Şimdi o elektrik bir yerde kullanılıyor. Bir yerde kendini gösteriyor. Enerji oluyor ve enerji bildiğimiz üzere hiçbir zaman yok olmuyor. Sadece dönüşüyor değil mi? Evet, evet. Yani hareket yaptı. Isırışık yaptı. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştü diyorlar abi. Evet. Öyle. Hareket evet. enerjisi. Evet. Hareket enerjisi neredeydi? Yok yani. Hayri yerde. Şimdi mesela ampul yandı. Yani. Buraya dönüştü ısı. Yok mu oldu şimdi? Hayır. Yok olmadı. Başka bir şey dönüştü şimdi. Evet. Şimdi Hasan abicim, söylemek istediğim şu. O elektriğin ortaya çıkmasının bizdeki karşılığı zihin. Yani ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyi yani rotorla stotoru kullanıp ortaya çıkarttığımız bizim elektrik. Bunu da gösteren o ampul misal bizdeki zihin oluyor. Anladığım kadarıyla şunu bir okuyabilir miyim abi çok kısa. Yani neymiş? Hani diyorsunuz ya o elektrik neredeydi? Veya bu zihnin üstü açıldı da neresidir? Üstünün açılan yer neresidir? Şimdi diyor ki abi saniye alemin tarafından bazı umur ile muhassas olması ile bir imtiyaz ve kuvveti nispete hem de evamirine olan itaati temin ve tesis eden azamet-i saniyin tasavvurunu zihinlerde idame edecek bir müzekkeri mükerrere olan ibadete muhtaçtır. Yani Allah Celle Celaluhu tabiri caizse Hasan abi tahayyül ve teşahhus ettiği yer yani bunun üstünü biz açtık zannediyoruz ama orada var olan Allah Celle Celaluhu'nun tabiri caizse tasavvuru oluyor Hasan abi. Yani onun üstü orada açılıyor. Neyle yapıyoruz? İbadetle. İbadet nedir Hasan abi? Sünnet-i seniyye ittiba. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselam ile Ahmet aleyhissalatü vesselamın birleştiği noktadır zihin. Orada birleştiriyoruz abi. Bununla alakalı birisi, aynen birisi... Birisi derken öyle sıradan birisi değil, ben naklettim. Yani göre çok kaliteli, mütefekkir bir insan. Bu zihinle aklı fark etmeyen kaderi çözemez. Yani çözemez, mutmain olmaz. Sorusu bitmez. Sorum zaten bitmez de. Şimdi diyor ki kafayı taktı şeye, kaderin şeyine... Zarur mesela, memleketim ne olmalı, kim olacağı, şey anne babam kim olacağı, memleket neresi olacağı. Sabit kaderler var. Yani bizimle alakalı yok. Bir de onun içerisinde bize bırakılan taraf var. Tamam. Sen o kaderi ya sabit hep genellersen, hep sabittir, cebriye çıkıyor. Veya içerisindeki serbestli, mesela top sahasının kuralları, sabit kuraldır. Ama o kuralların içerisinde ettiği futbolcunun oyunu serbesttir. Ama kuralı aşamaz. Yani top sahasını büyütemez. Penaltı sistemini değiştiremez gibi. Şimdi o kardeşimiz sabit kaderi içeride olan
muallak kaderle karıştırdığı için ya sabittir, kaderdir, başka hiçbir şey yok. Veya o muallak kaderi genellediği için her şey oz yapıyor. Çok sıkıntılı yani böyle. Sabit şeyi mesela diyelim ki zihinle aklı ayırt edemezse devamlı değişen akıl. Ne diyoruz ya Rabbi? Devamlı ayet var yani böyle dua edin. Devamlı değişen kalbimi sabit kıl. Bir şey üzerine sabit kıl. İman üzerine sabit kıl. Değişiyor devamlı yani o. Devamlı dönüyor. Dönmesi ne demek? Benim gördüğüm, gözlemlediğim dönüyor. Ama görmediğim elektrik var. Hani bu dönüyor. Dönünce ne oluyor? Görmediğim bir alemin üstü açılıyor. Ve manyetik alan tabir ediliyor. Ve sürecin sonucuna bakınca çarpı tuttuğum zaman öldürüyor. Her şeyin hakikati oluyor. Buzdolabında da, klimanın da, her şeyin hakikati. O gözükmeyen güç oluyor. İnşaatta celas kalıyor, yük kaldırıyor vesaire. Acayip bir şey. Hiçbir şeyken her şey oluyor. Her şey oluyor. Her şeyken hiçbir şey oluyor. Evet. Mesela aynen böyle şey gibi. Akıl devamlı dönse, zihinde sabit olsa ortaya çıkan şey maneviyat mı artık? Bir tuhaf. Ben alıcı bir şey yapacağım. Ben okudukça bu zihin aklı okudukça hakikaten bir tuhaflaştım. Yani hem hareketsiz bıraktı beni. Yani böyle donuklaştım hayatta böyle. Su almaya gidiyorum. Kalktım su alacağım. Bunu çözüm. Unuttum yani. Yani bir kafa defa tuvalete gittiğim halde lavaboda geri döndüm hatırlıyorum. Donuklaştırdı beni yani böyle. Bir tuhaf yani etti. Yani zihinle akıl hakikaten. Efendim şey Erdinci. Sana bir de ilginç olan. Biraz sesli iş yapalım. İlginç olan toprak varsa yani akacağı bir yer varsa ortada var yani. Akacağı bir yer yoksa da ölçümleyip gözlemleyemiyoruz. Evet. Ele, o da çok o elektrik. Yani mesela evamiri tekviniye akılda. Ayat-ı tekviniye çok acayip. Mesela 13. sözde açık söylüyor. Haşre ait. Sen yoktun Osman geldin. Mahkemattan bir yer bulduk. 48 bin neydi? Tefsiri zihin için diyor. Tefsiri zihin için. Ne dedi? Şey lazım diyor. Düşüncelerle geliştiriyor. Tefsiri zihin nazarı. İçin nazarın ufkunu genişletir. Ha bak. Tefsiri zihin. Zihin hani dedik ya tefekkür zihinde mekanı açmaktır. Hı. Üstünü açmaktır. 13. sözde sarihti de mahkematta da o dersi mi yaptın? Tefsiri zihin. Tefsiri vasi genişletmek. Zihni genişletmek için nazarın ufkunu genişletir diyor. Nazarın en kalitesi nedir nazarın? Nazar tefekkürdür. Tefekkür. Kulakla bakmak, kulakla nazar, hayalle bakmak, mesela ilimle bakmak ama en kalitesi nedir şeyde? Biraz da bir tane de okuyayım. Tefekkür, Hasan abicim, tefekkür zihinde yer açmaktır. Siz çok önce söylediniz. Çok. Burayı okumadan söyledim. Neyi böyle söylediniz? Bilmiyorum. İnan, bilmiyorum ben sana burada Rabbime yalan şey yapmam yani. Bilmiyorum. Yani tefekkürü okurken burayı eğer bilseydim bu heyecanla burayı size demezdim. Ama ben zihni okudum, tefekkür okudum ama ilgimi çekmedi. Bak ipi de koydum. Hani kitabım değişti, ortadan kayboldu. Mahkemat yeni mahkemata şey yapıyorum. Gıdım gıdım gidince gözüktü. Bak şurada gösteriyorum ki şey yaparsın. Tefsiri zihin için tefsiri genişletmek. Yani şey genişletmek. Genişletmeye de baktım 3 yönmüş. Yükseltmek, geniş yapmak, dibe inmek. Evet. Okyanusta duran bir insanın alemi genişlemesi ufku olması lazım. Yukarıya. Geniş olması lazım. Dip olması. Tefsiri zihin abi, için nazarın ufkunu genişlettir diyor. Bunu söyleyeyim abi. Ha. Hakikaten yani bu söylediği dikkat çeken bir şey. Şimdi mesela kısa zihinler diyor. Bak zihni iki şekilde şey yapıyoruz abi. Bir kısa zihin, bir de dar zihin. Oh. Şimdi iki şekilde yapıyoruz abi. Bunun karşılığında üstad bizim zihinlerimizi açmak için şu şekilde ifade ediyor. Çok geniş, çok derin, çok yüksek. Allah Allah. Yani bu direkt mesela mektubat 284'te Hasan abi, 24. mektupta. Böyle diyor abi. Mesela bugün de şeyde iniyorum böyle. İnsanın en güçlü yönleri var ya,
en de en zayıf yönleri var. Psikolojiyle meşgulüm ya, böyle şöyle yap, böyle yap, senin var ya. O bir klinik psikolojisi değil de, ben biraz böyle hakikat ve temel risaleyle meşgul olduğumuz için doktoruma dönüyorum da. İnsan en güçlü ve zayıf yönleri, dedim ya, deseler bana, deseler, nereyi yapardın? İnsanın klinik psikolojisi 400-500 tane ders yaptın, al sana külliyat. Hemen şimdi, bununla alakalı, en güçlü ve en zayıf yönlerini bize şöyle 45 dakikada sok. İnsan en güçlü. Size de atmış oldum bu bilgiyi. Neresi hatırınıza geliyor? Bir şey almayacağım sizden de. Yani mesela külliyatı hakim insanlarsınız. Ki Allah bu size nasip etti bu dersi. Yani insanın en zayıf ve en güçlü yönleri. Ondan sonra ben de sordum, soruyorum. Ki Risale-i Nur'da mesela zihinle meşgul olmayan zihnin, zihinle meşgul olmasaydım zihnin, muhakematta bunu göremezdi. Göremezsin yani. Tabii. Göremem. İstese muhakematın icadici ol, mucidi ol. Yani tefsir-i zihin, nazar-ı ufkun gece, yani tefekkürle zihnin üstünü açmak, holasa edebilmek, zihinle meşgul olup onunla buraya bakınca olur bu cümleye. Ne olursa olur. Tevzi zihin ya. Şimdi zihne bakıyorsunuz. Mesela tevzi kelimesini araştırsanız onda da başka çıkar yani. He, tevziyi araştıracaksın. Sonra nazar, nazarı bilmesem. Nazar hakkında okumuştuk. En zirvesi tefekkürdür. Mesela tevzi 3 taneydi. Yukarısı geniş ve dip. Nazar deyince ben tahayyül aklıma geldi. He. Siz tefekküre geçtiniz. Nasıl oldu? Tabii ama tefekkür hepsini cem edendir ya, kutsi. Zihin deyince kutsidir. Vicdanda... Yani nazardan tefekküre illa geçilir ama... Yani illa değil, zorlamak değil şu. Zihin deyince kutsiyidir. Zihin nerededir? Evet. Vicdanda. O zaman zihin nedir? Diman bütünselliğiyle besleniyor. Tahayyülle beslenir. Tasavvurla beslenir. Akılla benziyor. Tasdikle sahip besleniyor. Bunun en zirvesi nedir? Nazar. Kulakla nazar ediyorsun. Değil mi? O da nazar. Gözle nazar ediyor, hayalle nazar ediyorsun. En camisi nedir nazarın? En şeyi bildiğim. Bütünselliği, bütün hepsini bütüne getiren tefekkürdür. Tefekkür bakmak yöntemi ya. Üstünü açmak. Şimdi tefsizi benim için bu her şey yani. Sanki bu dünyaya gelsem bu kadar bana müjde olmaz. Tefsizi'nin için nazarın ufkunu genişlettirir. Neyse. Bu bilimin dediği, ama inşallah gelecek oraya, Risale-i Nur okullara ders oldu mu, vicdana ait bir sıfat olduğunu zihin, bilgi işleme merkezi sıfo değil ama o da var tabii, o doğru. Bir yeri de şey var, nerede bilecek tabii, vay bilmeyince. Ama o kadar acayip şeyler tespit etmiş ki, ben hem cinsimle, bilim insanıyla hakikaten gurur duyuyorum, itikatlarına bakmıyorum de meşgul değilim zaten. Adam zihin hakkında veya zeka hakkında, akıl hakkında ya ömür vermiş ya. Yani nasıl insan hakkı teslim etmeyeceksin? Ömür vermiş adam vesaire. Tabii vahiyle biz tabii o bilgiyi de öğrendim. Vahideki, risaledeki şeyini de bir birleştim. Allah Allah. Zihin tabii usta orada demeseydi vicdanda nereden bilecek? Zihinde mekan genişletmek. 13. sözde zaten sadece söyledim. Şurayı da okuyayım da ısınmayı kapatayım. Onun berisinde de şeyden bahsediyor. Hayalat, mütahi, oraya baktınız mı? Evet, orada. Okudunuz o hulasa ondan hayalle zaten, hayalle besleniyor. Ha, o hayalata açık, hakikate kapalı olan kalbinizde. Evet. Pek çok defa mütehayyilerinizden. Evet. Tahayyül değil mi? Tahayyül, mütehayyil. Yani hayal tahayyül eden kişi. Küre-i arz yerleşmez ise tevzi-i zihin için nazarı ufku genişletir. Evet ya. Hep onların bütünlerini hulasa ederek. Mesela diyor ki istifşar et diyor. Git hayaline istifşar et, soru sor. Meşveret et. Tasavvurla meşveret et. En hulasa bütünselliği, soru sorduğun, aldığın cevaplarla nazar et. Nedir o? Tefekkür. Ne yapar peki? Sonuç nedir? Zihinde mekan açar. Evet. Şimdi ısınma yeter herhalde. Bir saat oldu. Ama gene şey ama cümleyi bitireyim. Cümle işte cümle.
ne kadar bilgi, zan, malumat varsa zihin o kadar işleme gücü var demektir. Zihin ne kadar işlenmişse o kadar kainata nüfus etmişsin, mekanın açılmış demektir. Biz onların tabiriyle söyleyeceğim, illüzyon. Peygamber tabiriyle aleyhissalatü vesselam uykudayız. Ustadımızın tabiriyle zanlardayız. Zanlarımızdan o kadar sıyrılırız. Zihin ne kadar işlenirse, zihin mekan, o kadar dünya genişlenir. Küçük dünya ne olmaz işte, büyük dünya olur. Çok tuhaf insana. Kuantumcular der ki, tanecik dalga dalgaya, dalga parçacıklarında taneciye dönüşebiliyorlar. Mesela tane, bu dalga dalga olabiliyor, tane tane olabiliyor. Yani bir tane nasıl dalga olabiliyor? Komple bir dalga olabiliyor. Yani çok acayip. Yani eskide biz lise okurken atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı değil mi? Şimdi öyle bir şey yok. Değil mi bak? Yani ilim gittikçe mesela kuantum fiziği ateizmi, küfrü ortadan kaldıran en keskin şeydir. İlim şeyidir. Yani her şeyi maddede arıyormuşlardı. Madde bitirmişlerdi. Kum saatin şeyi gibi yukarısı geniş, beli dar, aşağısı geniş. Yani bu alem geniş alemden gelmiş ötelerden. Alem-i şehadette darlanmış. Ondan sonra kabir o kum saatinden ondan sonra genişleniyor. Yani atom altı ne var diyor ya, neresi diyor, ne ahiret diyor. Her şey burada. Bitti burada diyor. Şimdi kuantum fiziğin diyor ki burada bitmedi diyor. Metafizik, yani şu fiziğin altı daha karmaşık, daha külli, daha umumi, daha geniş. Yani burada olay bitmiyor diyor kuantum fiziği. Burada bitmedi diyor. Burada böyle gözüküyor. Hatta diyor daha ileri gitti. Kuantum fiziğiyle illüzyon dünyası ortaya çıktı. Biz diyor acaba şu anda bulunduğumuz fizikte metafiziğin tesirsiz olduğunu kim söylüyor diyor. O zaman illüzyondayız diyor. Kim söylüyor değiliz diyor. Küçük dünyamız diyor. Bakın diyor bir tane dalga olabiliyorsa olması gereken muhtemel her yerdeyim. Bunu din olarak birisi söylese kafayı yedi ya. Şuraya bak ya. Sofist yani. Veya Buda gibi diyor. Ya bir insan bir yerde nasıl olacak çok ya. Ya bunu yakın böyle safsatayı. Kuantum fiziği söyleyince vay oluyor. Diyor ki kuantumcular der ki tanecik dalgaya, dalga parçacıklarından taneciye dönüşebiliyorlar. Bu da düşüncelerin, bu da bize ne getiriyor? Neye kullanacağım ben bunu? Bu da düşüncelerin, hayallerin enerjiye, enerji atoma dönüşebiliyor demektir. Hayal kurabilmen için canın olması lazım da hayatlı olman lazım. Hayal böyle hayal değil. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur, hakikatlıdır. Neyi hayal ediyorsanız. Öyle olmasaydı geçmiş ümmettekilere Allah hayalinden hesap soracak. Muhammed ümmetine sormayacak. Madem hayal hayaldir, organizma, organlar, duygular, hisler nasıl çalışıyor? Hayalle çalışıyor. Bir şehveti, bir gadabı, hiddeti, bir nefreti vesaire, bir geçmişi, geleceği hayal ettiğiniz zaman kurduğunuz dünyanın içine girmese niye etkileniyorsun? Hormon değişiyor. Banyo yapıyorsun. Hayal değil ki. Hayal hayal değil. İsmi hayal. Neye benziyor? Sır. Koy kenara, meşgul olma değil. Adamın adı ismi sır. Yani ismi dokunma oraya koy değil yani. Sır ismi. Hasan. Nerem Hasan benim? Aklım Hasan, bedenim gibi. Bitireyim şunu. Bu da düşüncelerin, hayallerin enerjiye, enerjinin atoma dönüşebiliyor demektir. Yani insan maneviyatını duygular şeyine, latifelerine bak. Maneviyatını iman bir libastır diyor. Onun için şeyler küreselciler ne kadar uğraşsalar da uğraşsınlar bedeni değiştirebilirler gıdayla. Korku şey yaparlar, yayarlar korona. İnanın bana. Ne oldu Türkiye'de hani korona? Camide iki haftadan beri şey birleşti. Saflar birleşti. 10 devlet küreselciler kafa kaldırdı. Onun için dolar molar oynuyor. Nedir o? Bunlarla kalıyor. Kapanacaksın diyor. Kapanmayacağım diyor ya. Ne kapanıyor?
Yani korku sendromu yaşatmak. Korku. 10 devlet kabul etmemiş. 10 devlet de duman oluyor dolar noktasında. Japonya, Güney Kore, Türkiye vesaire. Kabul etmiyor. Şimdi insan böylelikle insan maddeyi ortaya çıkarıyor. Mesela iman, kölesi buna muvaffak olamayacak dedim ya. İman bir vücut haricisi var. Libastır diyor. Tamam mı? Kuvvettir, nurdur. İman latifeyi. Ruhtaki latifeyi. Latife kalpteki duyguyu. Emir yukarıdan aşağı geliyor. Kalpteki duygu, vicdandaki hissi. Vicdandaki hissi, dimağdaki meratipleri, ilmi, fikri, tefekkürü, tasavvurdaki düşünceleri, düşceleri, düş olmuş olanları, düş. Oraya meleklerden ve cinlerden düşmüş. Düş, onların adı düşünce. Ondan sonra gel hayale, hayale şekillendiriyor. Onun için onlar her şeye müdahale edebilir şahit olduklarına. Böyle izin vermiş. İşaret-i cihazda diyor ki, beşerin fitne fesadı arzın ciğerine kadar girecek. Fitne fesadı. Ama onların bildikleri, şahit olduklarını bozabilirler. Ama münafık oldukları için imanları yok. İmanı bilmedikleri için bozma yöntemini bilmiyorlar. İman yok onlarda. İman nurdur, kuvvettir. Libas bak şimdi. Ruhunuza bunu giydirin. Bedeni değiştirebilirsin. Bak mesela namaz kılan kılmayan simasından belli. Tefekkür ehli, sırf Kur'an ehli. Sırf Kur'an okuyorsa suratı bembeyazdır. Yüzü. Ama tefekkür ehli pembeye benzer. Niye bunu söylüyorsun? Tarihçi de israf yapmamış. Ustadın simasını tarif ederken ne diyor? Pembe beyazdır diyor. Kur'anlı tefekkürlü yani. Şimdi yukarıdan aşağı iniyorum. İman nurdur hem kuvvet midir? Bedene yansımayacak mı? Simayı değiştirdi. Eylemimi değiştirdi. Hayalimi değiştirdi. Namaz kılıyorum. Şevklendim. Daha canlı kılıyorum. Neyle kanıyor? İman. İman kuvvetli olur. İman nurdur, kuvvettir. Ne yapar? Ruhtaki latifeyi etkiler. Hani endülü gibi. Dönüyor. Burada meydana gelen, indiklenen manyetik bir alan var. İman gibi ya. Sonra kabloya geçiyor. Ruhta latife oluyor. İn aşağıya kalpte duygu oluyor. İn aşağıya vicdanda his oluyor. İn aşağı iniyorum. Dimağda meratipler oluyor. Dimağın da sonunda bedende eylem oluyor. Yani doğruların oluyor, yanlışların oluyor, ayıptır, günahtır, vefadır ya. Ya bu bizim kardeşimiz, bu doktorumuz, bu Hasan şudur, budur, bu maneviyattır, şudur. Hani oraya müdahale edemezler. Peki ille gıdanın veya yaşantının elbiseni bedeniyle değiştiremez. Çünkü ne kadar uğraştılarsa olmuyor. Niçin olmuyor? Dediler bu nasıl oluyor ya? 100 seneden beri bu milletin bozmaya çalışıyoruz. Gene nasıl olabiliyor ya? Çünkü bir üst birim aktif. O kadar tahrip büyük ki akıl almayacak kadar bütün yöntemleri hipnoz bile yapıyorlar reklamlarda. Her şeyi yapıyorlar ama gene nasıl sağlam kalabiliyor bu insan? Kalabiliyor. Bu üst birim var. Onu niçin haberleri yok? İmansız oldukları için. İmanın nur ve kıymetli bir kuvvet olduğunu bilmiyor. Çünkü zaten reddedince otomatik onlar nereden müdahale ediyor? Ruhtan, kalpten, vicdandan, dimağdan. Buraları biliyor. İşte sorularımız neydi? İnsanın en güçlü ve en zayıf yönleri nedir? İnsanın en zayıf yönü, sordum ya hepinizin zihninde bir yer şey yapmıştı. İnsanın, şimdiye kadar mühlet verdim. İnsanın en güçlü yönü 24. mektuptaki o 7 tane mertebedir. Güçlü yönleri. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk ve şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddese, bunlar güçlü yönlerimiz. İnsanın en zayıf kırılgan noktası mutlaka bir tanesiyle avlanabileceğimiz bir yön. Hucumat-i sitte'deki baş olma, hubbuca, sonra korku, sonra 3 tama, sonra menfi milliyetçilik, sonra enaniyet, sonra da tembellik, temperverlik, vazifedarlık. Bu korku böyle bir acayip bir dünya, suni bir dünyanı oluşturuyor. Korkuyu tahrik ederek adamı damdan düşürüyorlar. Adam öldürüyorlar. Adam panikten ölüyor. Ölüyor. Hiçbir şey yok. Mesela doktorum biliyor. O öğretti zaten bana. Mesela tansiyonu bakarken diyor,
biz diyor o mesela çıkanın bir aşağısını şey yaparız. Çünkü beyaz önlük psikolojisi var diyor. Beni beyaz önlükte gördü, tansiyon şeyine bakacak ya. Adam mutlaka bir çit yukarı çıkar tansiyonu. Etkilenir yani genelde. İstisnalar var ama. Mesela ben bile etkilenirim. Ya bir bak bakalım tansiyonuma falan. Eğer ilgilenmiyorsan küçükken, tansiyon sorunu yoksa, tansiyon sorunu olanlar, mesela benim kolesterol şeyi yok. Baksın pek etkilenmem. Çünkü yok ki zaten. Ama tansiyon şeyi yaparsa mutlaka etkilenirsin. İşte insanın en zayıf noktası. Acaba Nazm-ı Mani ile eşleştirebilir miyim diye düşündüm. Neyi neyle kaldırırım? O da yedi, o da yedi. Mesela en merkezde Şefkat Mukaddesi var. Şeyde en zayıf noktamın merkezinde bu bucağı var. Acaba şefkatle bu kalkar mı? Korkunun peşindeyim. Güçlü yönlerimizin ikincisi muhabbet-i münezzehe. Muhabbet var. En zayıf noktamızın ikinci sırasında şey geliyor. Korku geliyor. Acaba muhabbet de korku kalkar mı? Siz konuşurken ben bir şey yazabilir miyim? Tabi yazarım. Yani acaba bununla bu kalkar mı? Yani güçlü yönlerimle zayıf yönlerimi yönlendirebilir miyim? O... Yalnız orada birisi arş yazmış da o bilerek mi yazdılar? Bilerek yazmış yazdılar galiba. Çünkü oraya imkanın mahiyeti de imkan olursa aynı. O zaman arş-ı azam yazın abi. Evet. Arş olmaz. Evet öyle olacak o zaman. Arş-ı azam olur. Çünkü imkan meçhulü o daha şey olur. Evet. Onu arş-ı azam yaz ve sil. Ya, yazıp ve sileyim. Bak. Tamam. O madem silecekti niye yazıyorsun? Evet olsun. Madem ahirete gidecekti dünyaya niye geldik gibi. Fotoğrafını çektir. Biz değişeceğiz. Evet. Tamam. Şimdi yazdık mı abi? Evet. Çekil bir görsün. Şimdi sil. Çok tuhaftır. Bir yerde söylesen kafa yediler bunu. Biraz sonra silecek ki ne yazıyor? Çocuklar o dimağı güzel arkadaşlar, Barış Üniversiteliler hangisi yazısı güzel? O dimağı da gündüz bir silin, o şeyin fotoğrafını çekin, silmişler biraz. Onu güzelce bir yapın gene. Çünkü 10 seneden beri o duruyor. Şimdi Hasan abi, bir şey anlatayım. Şimdi hep okuduğumuz, en çok bildiğimiz, bazısının çok hoşuna giden bir yerdir belki ama şimdi bu nazarla bakınca biraz daha farklı gibi oldu şimdi. Mesela Hasan abi bakın, dimağı diyoruz. Dima, vicdan, Hasan abi, kalbin ayağıdır diyoruz değil mi abi? Beyden mi? Be. Bu arada Meclis-i Nurani'de 193. sayfayı açarsanız defteri, zihne başlayalım ki o orayı haftaya ısınırız oraya. Daha biraz ilerliye baktım. Şimdi Hasan abi, tamam. Şimdi bakın, dima ve vicdan kalbin iki ayağıdır değil mi abi? Kalp. Tamam. Peki kalp Hasan abi? Kainatın haritası. Kainatın haritasıdır. Tamam. Kainat da Kur'an'ın açılımıdır. Tamam. Öyle mi abi? Tamam. Şimdi, şimdi şurada diyor ki Üstad Hasan abi, Allah Allah, yani zihin, bakın burada bir yere sıkışıyor. Gitgide baktım ki, benim elime iki şey verildi. Biri, bir elektrik. Nereden geldi diyorduk değil mi Hasan abi? Az önce, evet az önce saniyin tasavvurları zihinde yer alıyor diyor. Biri bir elektrik. Evamirimiz yani bizim. O tat el arz tabiatın zulümatını dağıtır. Diğeri bir alet ile dahi azim kayalar, dağ misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Yol neydi Hasan abi? Fikir. Fikir. Bakın dima, alet, vicdan, elektrik. Oo. Evet. Alet. Evet. Elektrik. Bizi nereye götürür Hasan abi? Kalbe. Kalp nedir? Hasan abi bizdeki Furkan. Mekanı olmayan, her an her yerde olabilen bizdeki ne var abi? Ruh. Mesela şöyle diyoruz.
İşte bu da bizi Kur'an'a taşıyor. Artık Kur'an da bizde artık nasıl yaparız bilmiyorum aslında. Aynen artık Kur'an. Canlı bir Kur'an. Evet, canlı bir Kur'an. Aynen. Sünnete ittiba. Aslında elektrikler de güzel oldu. Şu Hasan abi bakın devamı bana yol açıyor. Kulağıma denildi ki bu elektrik ile bu alet Kur'an'ın hazinesinden, Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Bu yolu takip edince nereye gidiyormuş? Her neyse çok zaman öylece gittim, baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz bir güneş, ruh efza bir nesim, hayatlar bir ab-ı leziz, her taraf şenlik içinde bir alem gördüm, elhamdülillah dedim. O dediği şey ya öte ya, gayiptir o. Evet. Bana öte, o gayiptir o. Kul Kur'an oluyor. Evet, evet. Hazine. Canlı Kur'an oluyor. Evet, hazine. Allah. İnce Mesnevi Nuriye 113. Metne devam edelim. Şimdi usul bakımdan. Gördünüz değil mi? Bir tanesi bana gör dese. Tamam. Sen her eserde müessirin azametini görmek istiyorsun. Fakat harici olan manaları zihni manalarda arıyorsun. Esma-i Hüsna'nın her birisinde bütün esmanın şuunatını görmek istiyorsun. Esma-i Hüsna'nın her birisinden bütün esmayı görmek istiyorsun. Her bir latifenin zevkiyle bütün letaifin zevkini zevk etmek istiyorsun. Hep olumsuzluklar. Niye olumsuzluğa varıyoruz? Bakın bu hata yaptığımız hataları sayıyor. Her bir hisse tabi olan işleri ve hacetleri ifade ederken bütün hislerinin işlerini beraber görmek istiyorsun. Kapandı. Bundan dolayı, şimdi anladım, evhama maruz kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyor ki, evhama niçin maruz kalıyoruz? Bakın ne diyor? Sen her eserde müessirin azametini görmek istiyorsun. Olmaz bu. Harici olan manaları zihni manalarda arıyorsun. Olmaz bu. Her bir esmada bütün esmaların şuunatını görmek istiyorsun. Olmaz bu. Her bir latifenin zevkiyle bütün latifenin zevklerini zevk etmek istiyorsun. Bu da olmaz. Her bir hisle tabi olan işleri ve hacetleri ifade ederken bütün hislerinin işlerini beraber olmaz. Bundan dolayı evhama maruz kalıyormuşuz. Cüzü külde, cüziyi külde görmek isteyip göremeyince evhama maruz kalıyoruz. Çok ilginç bir tespit bu da. Yani evhamın bir sebebi, en ciddi içsel sebebimiz cüzü kül. Cüz kül. Cüzi küllide görmek istiyoruz. Harici olan manaları, harici olan var ya dışımızdaki manaları kül yani cüz. Zihni olan manalar külli ve cüzi gibidir. Yani her bir latifenin zevkiyle cüz ve cüzidir. Her bir latifenin zevkine cüz deyin veya cüzi deyin. Bütün latifelerin zevklerini zevk etmek istiyorsan buna kül ve külli denilir. Evham, vehimlerin patlaması bu münasebeti kuramamaktan harici dahilden ayıramıyoruz. Hariç yani yaşadığımız dünya ile içsel dünyayı ayıramıyoruz. Hariç bizim dışımızda nefsül emirdir. Serbest bölge ile yani bölge ile zihni ayırt edemiyorsun. Zihni ayırt edemiyoruz. Ayırt edemeyince de İnce Mesnevi Nuriye 63'te diyor ki maaza burhanların heyet-i mecmuasına terettüp eden matlubun kuvvet ve zuhurunu, vuzuhunu her fertten istemek ve her fertte aramak aklın hastalığına, zihnin cüziyetine işaret olup matlubu red ve inkar için bir zemin teşkil ediyor. Görüyor musun? Demek ki ne anladık? Hariçte ayat-ı tekviniye, zihinde ayat-ı tekviniye, hariçteki ayat-ı tekviniye, zihnimizde de ayat-ı tekviniye ama biri kül, birisi külli. Görüyor musun? Mesela hariçteki ayat-ı tekviniye ile bendeki ayat-ı tekviniye ne fark var? Bizdeki külli. Dışarıda külken bizde küllileşiyor. Küllileşiyor.
külli iken bizde küllileşiyor. Dışarıda cüz iken bizde cüzi oluyor. Zihin yapıyor. Zihin yapıyor bunu. Bunu zihin yapıyor. Hayat-ı tekvini, hariçteki hayat-ı tekvini zihinde de Gafur bir ara sormuştu, hatırlıyorum bunu. Beraber biraz yapmıştık o ders bittikten sonra. Yani bizdeki zihindeki hayat-ı tekvini ile dışarıdaki hayat-ı tekvini arasında ne fark var? Burada çok güzel şey yaptı. Birisi kül, bizdeki külli. Hayat-ı tekviniye dışarı, elma küldür. Bizde onun zihindeki karşılığı külliyidir. Küllileştiriyor bizi. Zihindeki küçük şeyler cüz, yani dışarıdaki cüz, dışarıdakiler, bizdeki cüz'i. İnce mesleği... Şey diyebilir miyiz? Ha. Akıl ile o senin içinde, zihin ise artık sen onun içindesin. Harika, evet. Doğru. Ona dönüşüyorsun de. Zihinde dönüşmek var. O oluyorsun. Bu insanda... Mesela şöyle diyeyim. Mesela gadap bizde ya. Yani onunla düşünmeye başlıyorsun. Evet. Bir büyük balon düşün. Onunla düşünme değil. Ona dönüşüyorsun. Zihinde dönüşmek var. Ama akılda onunla düşünüyorsun. Malzeme yapıyorsun. Mesela dürbünle bakıyorsun. Artık zihinde bakmıyorsun. Oradasın. Akılla bakarsın. Baktığın yere dönüşmek zihindir. Akılla tefekkür edersin. Zihinde üstü açılır. Mekan olur. Tefekkür mekandır. Zihinde hariç yok yani. Yok, acayip bir yer. Ama bilim insanları hayranım. Ne güzel demişler. Demişler ki, yeri önemli değil. İlmin, bilginin, malumatlarınızdan işlendiği yer. Nasıl epey yakaladılar, hayret ediyorum. Mutlaka bir yerde beslenmişler bana. Evet. Yani bilim insanı. Hocam, Risale'de var. Risale'de var da, bilim insanını söylüyorum. Bir üniversite, bir profesör bunu böyle demesi beni insanlık adına sevindiriyor. Çok bilim insanı zihni, aklın bilgilerini, ilimlerini, işte malumatlar vesaire hepsini işleme merkezidir diyor. Çok şey yani. Demeleri beni memnun ediyor yani. Çünkü hadi bakalım biraz da yürü. Önemli değil o kadar. Yani zihni, mekanı akılda koymuş. Ama güzel. Süper bir şey. Evet, ama harika yapmış. Abi bir de şey var, bismillah, ben zihinle ilgili bir küçük bir çalışma yapmıştım. RAM var ya bilgisayarlarda. Erdoş var mı? RAM zihnin karşılığı gibi duruyor. Yani Erdoş daha iyi cevap verir. Mesela RAM'de 6 GB, 8 GB, 10 GB gibi RAM'ler var. RAM aynı zamanda işlemci, aynı zamanda hafıza özelliği var. Hafızalı. Zihne bir de yani bu açıdan, tersten gelerek de bakılabilir. Evet. Hafıza özelliğiyle birlikte. İnce Mesnevi Nuriye 130. Aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı. Görüyor musun? Bak. Aklının tartamadığı. Akıl neymiş görüyor musun abiler? Zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman. Harika ya. Ne anladık? Henüz bilmiyorum ama... O zaman demişim, tarih bakayım, 8-4-2020, Küçükçekmece. O zaman ne demişiz? Henüz bilmiyorum ama aynı şeyin bir meratibi ki, aynı şeyin meratibi, hakikati dimağda, yani akla başka bir hakikati meratibi zihne giriyor. Yani evamir-i tekvineye, hayat-i tekvineye gibiydi ama. Bu alem, nihayetsiz hakikatların aynı şeye bindirildiği alemdir, alem-i şehadet. Bu da çok harika çalışmadır, cümle çıkarımdır. Bu alem, 409 var ya mektubatta, 18 bin alem gül goncasına benziyor. Onu tanımlamış bir cümleyle, güzel olmuş. Nedir o? Bu alem, nihayetsiz hakikatların aynı şeye bindirildiği alemdir, alem-i şehadet. Bu bindirilmiş alemlerden hangilerine şahit oluyorsan, senin alim-i şehadetin o oluyor. Herkesin alim-i şehadeti değişik. Bir de okuyayım abi İsmail. Bak. Bu bindirilmiş alemlerden hangilerine sen şahit oluyorsan, senin alim-i şehadetin o oluyor. Misal, kalbin aklı
dimağdaki taakkul, bak kalbin aklı, dimağdaki taakkul. Taakkulun da aklı, bakın. Kalbin aklı var mı? Var. Nedir o? Dima aklın bir kalp, şey dima aklın bir ayağıydı. Şey tobe. Dima kalbin bir ayağıydı. Bu dimağın aklı neresidir? Taakkulde. Nefsin aklı ise hevadır. Nefsin. Kalbin aklı dima, yani akıl. Nefsin de aklı var. Nefsin de nefsi var. Nefsin de ruhu var. Nefsin de hayatı var. Gelecek aşağıda. Nefsin aklı hevadır. Nefsin kalbi his ve hevesmiş. Bir daha. Nefsin aklı hevadır. Çok sari söylüyor usta. Nefsin aklı, mesela şöyle diyeyim. Televizyonda veya işte veya bilgisayar, internette günahlar nasıl bulunur? Piyasada adam nasıl aldatılır? Doktorda nasıl bunu soyarım? Menfi söylüyorum ben. Ondan sonra hoca, ya bunda parayı nasıl alırım? Bunu kim yapıyor bu yolları? İrade bunu yapamaz. Kutsi şeyde çalışır. Akıl da kutsi de çalışır. Bu internette kötü yolları kim biliyor? Nefis. Nefis yaptığını. Nefis bu yolları nasıl biliyor? Aklı var mı? Var. Nefsin aklı hevadır. Nefsin kalbi his ve hevestir. Devam ediyorum. Tespiti. Bir parantezci bir şey söyleyebilir miyim? Söyle çok abi. Çok özür diliyorum. Diyor ki bir gayeyi hayal olmazsa Hasan abi, yahu nisyan basarsa, yet denası edilirse elbette zihinler enelere dönerler. Yani biraz sanki bunu sizin söylediğinizde de şey mi oluyor acaba? Evet. Evet, eneler. Yani zihin oldu ya ne? Ben oldu bak. Bene dönüştü. Abi alem-i şehadet için hakikatler dediniz de. Alem-i şehadette hakikat var mıdır? Esma-i Hüsna'nın her şeyi hakaykeşe sabit etin. Esma'nın hakikatlarıdır bunlar. Cilve cemandaki sanatları ya. Esma'nın, elma nedir? Esmaların cilve cemandaki sanatlarıdır. Bütünselliği Esma'nın hakikatıdır. Ama felsefe de yok tabii. Hakikat yoktur. Çünkü niye? Felsefede hakikat olsa fikir hareketi durur. Hiçbir zaman fikir durmayacağından felsefede hakikat yoktur. Çünkü ölçü yoktur. Hasan abi bir sual. Çok özür diliyorum. Hatıra geldi diyorsunuz ya Hasan abi. Hatır zihinde midir abi? Yani tahattür zihinde mi oluyor? Şimdi merkezi zihinde oluyor da bunu gördüm. Fakat zihin müstakil olarak düşünmeyin. Nasıl ki kalp deyince bir ayak, bir ayak değil mi? Bir ayak vicdan, bir ayak dima. Zihin deyince dima kullanıyor arkadaşlar. Devamlı. Zihin hayalle hayal eder. Tasavvurla düşünür. Akılla akleder. Tasdik değil mi? Mesela tayyattayken Hasan abi, tayyattayken Resulullah'ımız da, Aleyhisselam Efendimiz de Allah Celle Celaluhu'nun karşılıklı konuşmasına tahattür edin diyor. Yani o burada zaten. Zihinde açıyoruz üstünü. Evet, üstünü açıyoruz. Mekan kardeşim. Zihin deyince mekan, mekan ya. Var. Vücut aracısı var ya. Orada herkes girer ya. Zaten zihinin sureti tasavvurdur abi. Demiştik herhalde ama. Veya ileride mi gelecek? Bir bakayım. Zihnin sureti serbest bölge. Ya tasavvur. Ondan sonra kanuniyeti akıl. Tasavvur. Serbest bölge bir şey. Zihnin suretidir. Hem şekil var, tahayyül, hem tasavvur. Kanuniyeti akıl, hakikati tasdik, manyeti kalptir. Zihnin. Ondan sonra soru işareti koyduk. Bunu yazmış mıydık abi? Yazmıştık. Yazmıştık. Sizin sizde miydi? Yok ya. Neydi ya? Zihnin sureti yazıyor. Zihnin değil, o şeyindi ya. İmkanındı. O değil. Daha önce yazdık. O değil, o değil. Bu daha önce yazmıştım. Çünkü kullandığıma çizgi yapmışım. Okudum ya. Devam ediyorum bu ince meslemi 130 daha bitmedi. Bununla şunu kastediyorum. Yani yukarıdaki. Ben aklımla istiyorum, düşünüyorum derken zannediyor ki aklımdır. Öyle hevasıyla istiyor, düşünüyor. Bilmez ki hevadır. Mesela insan diyor ya ben istiyorum.
ben istiyorum, ben düşünüyorum. Bunu zannediyoruz ki, biz aklımızla bunu istiyoruz, arzu ediyoruz. O günah yollarını aklımızla yapıyoruz. Oysa hevasıyla istiyor, hevasıyla düşünüyor, bilmez ki bu hevadır. Yani nefsin aklı heva bilmiyor insan. Allahu alem nefsin de kalbi heves ve histir. Bazen bazı dostlarım bana derler, kalbimi kırdın. Oysa o kırılan kalp değil, hevesi veya hevasıymış. Mesela bir şey söylüyorum, kusura bakma diyorum ama yani cevabı seni rahatsız edecek soruyu sormayın diyor ayette. Soruyla da şey yapınca dedim bak, sana güvenilmez kardeşim. Bak girme ortaklığa. Yani bunu yapayım mı diye bırak onu. Sen ki sana güvenilmez. Sen ne yap? Yani, adamın numarasını bana ver de bir arayayım. Dedim yani iki günde. Abi biraz dedim ya. Sana bir kere bu ayeti söyledim. Ondan sonra meşveretin akıl. Yani şu dedi ki bana bunu. Daha görüştün mü sizle? He? O kişi bir daha görüştün mü? Bilmiyorum daha iki gün oldu. Dedi ki abi dedi kalbimi kırdın dedi. Kalbimi kırdın dedi. Ben de duydum dedim. Bir büyük bir şey çat diye ses yaptı ama dedim. O kalp değildi kırılan. His ve hevandı. O kalp değildi. Kalp tam tersine benle memnun olacağını telefonu kapattıktan sonra anlayacaksın dedim. Nefis hazır zamana muptela'dır. Mazisi ve istikbali nefsin yoktur. Nasıl ki kainatın ruhu arş-ı azam, kainatın kalbi arş, kainatın aklı lef-i mahfuz, kainatın nefsi kürs, kainatın vücudu alem-i şehadet, mevcudu, kainatın mevcudu alem-i şehadet, kainatın vicdanı daire-i hayat, kainatın vücudu alem-i gayb. Topladım. Nefsin aklı heva, nefsin kalbi his ve heves var. Demek nefsin de aklı ve kalbi varmış. Ona göre akıllı ve uyanık olmak lazım. Yani benim kalbim, ben istiyorum, ben arzu ediyorum. O sorgulamak gerekiyor. Hakikaten ben miyim o? İnce Mesnevi Nuriye 151. Alim-i gayb derken neresi abi? Yani daire-i ilim olmuyor mu abi? Alim-i gayb nereye diyorsan sen? Senin orası. Alim-i gayb. Mesela alim-i gayb nereye kadardı? Arşa kadardı. Evet. Alim-i gayb, alim-i melekut, alim-i melekut lef-i mahfi ispata kadardır. Alim-i gayb arşa kadardır. Onlar çünkü gaybleri o Cebrail şey yapabiliyor. Arş-ı Azam'a kadar da artık onlar ne demiştik oraya? Yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın funun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede emraz-ı kalbiye inkılap ederek ziyade müşkülata medar olduğundan bir mecburiye Yeni Said zihnini silkeleyip muzahref felsefeyi ve sefi medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle bir cihette diye devam ediyor. Burada ne anladım? Allahu alem şuur altı zihin. Çünkü şuur altı zihin. Niye? Çünkü zihin nefsül emrin vücudu haricisini bulunduğu yer. Bundan kaçamadığı gibi şuur altından da insan kaçamıyor. Mesela zihinde ne kadar mekan açtınsa artık ona kaçamazsın. Nispet çok acayip o zaman ya. Menfi yani. Evet. Diyorsunuz ya kiminle olduğuna, nerede olduğuna, ne konuştuğuna dikkat edeceksin. Evet. O zaman dış etkenler benim zihnime müdahale ediyor abi. Mesela diyor ki mesela Konfüçyüs olsun, Buda mı, Şakyamuni Buda, Brahman. Bunlar çok dini kokuyor, tamam mı? Yani batıl ama din kokuyor. Bana sordukları için bunlarla alakalı ne anlatacağım da. Nedir bunların bu öğretileri vesaire bazı hareketleri veya
söylemleri. Daha önce 124 bin peygamber gelmiş ya. Tahrif olmuş dinler. Demiş tahrif adam. Olmuş dinlerin öğretileri şekline dönüşmüş. Tahrif olmuş din ama. Mesela Yahudi, Hristiyanlık ve Yahudiler gibi. Fakat kelamları, manaları kalmış dinlerdi. Bazıları da gelmiş, onu işlemiş. Tamam, canlı tutmuş. Onun için böyle güzel cümleleri var. Şimdi bunu şey diyecektim. Ne demiştin ki bunu söyleyecektim? Dış etkenler, nerede bulunduğunu, kim olduğunu. Bununla alakalı Hindistan'ın kurtulmasına sebep olan Buda, Buda şöyle demiş, yapmış. Gandhi. Gandhi demiş ki, düşüncelerine dikkat edin. Bu semavidir yani, bu beşeri olmaz. Yani onu altyapı yapıp söylüyorum. Düşüncelerine dikkat et. İlmine dönüşür. İlmine dikkat et. İtikadına dönüşür. İtikadına dikkat et. O senin kaderin olur. Meratipleri söylüyor. Düşüncelerine, hayallerine, düşüncelerine dikkat et. İlme dönüşür. İlimlerine dikkat et. Bu senin itikadın olur. İtikadına dikkat et. Biz ekliyoruz. İman olur. O da kaderin olur. Tamam. Şimdi bu noktadan bizim yani düşüncelerine dikkat et. O senin kaderin olur. Düşünce ona dönüşmekti ya. Mevlana'nın sözüdür. Neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Onun. Diyor ki Allah-u Alem şuur altı bilimin dediği. Bizim de uğraştığımız şey Allah-u Alem. Şuur altından insan kaçabilir mi? Kaçamaz. Biz kaçamadığımız yer neresidir? Zihindir. Şuur altımız zihin. Yani o şuur altı müspet veya menfi yani duygularımızla evet. Doluysa hani vicdan hatmedilmiş diyorduk ya biz şey yaparken bu sol tarafta. Evet fakat şu diyorduk ya sanki bu zihne kadar bir şey çalışıyor galiba ya da öyle bir şey diyeceğiz. Mesela bak şeyi okudum ya vicdan zihnin bütünlüğü belki devreye girmiyor. Yani irade belki girmiyor ama zihin sanki öyle bir şey var değil mi? Yani menfi şuur altı da çalışıyor. Burada diyor zihnimi çünkü ona bir alem açıldı diyor. Gittikçe ben hepsini aldım ya. Hiç ben bunu almadım. Biraz önce fikir beyan ettim. Bu biraz ters gözüküyor bu yazı. Bunu kenara koy demedim bakın. Hatta hepsini de alıyorum. Geçen derste de söylemiştim. Günahlarla zihni bulananlar bedi şeyleri göremezler. Göremezler. Acaba orada hani yani. Sıralamada irade, zihin... Bunu söylemiştim de. Baktım eski şey noktalarına. Mustafa dedi ki vicdan gene kalıyor adamda diyor. Kalp katledilmiş. Kalbi dedi vicdana indirme demişti de. Ya da vicdanın bütünlüğü tam çalışmıyor. Veya bütünlüğü artık ama zihni bulanmış. Zihni bulananlar bu haşri kabul edemiyor. Bakın aklı muheyya etti. Zihni de hazır etti diyor. Şey kabul etti diyor. Zihni kabule muheyya etmek için aklı hazır etti diyor. Onun için zihin şuur altı çok acayip bir alem. Yani bizim şu şekilde biraz bir şeyler değişebilir böyle bu noktada. Mesela? Yani biz hep izandan yani sağ taraftan mümin tarafından vicdana indiriyorduk ya. Şuradan. Yani sol tarafta hatmedilmiş deyip izana indirmiyorduk. Yani o şeye inen yol izandan vicdana iner diyorduk ya. Şimdi ama zihin çalışıyor. Şimdi zihni bir şekilde o şekilde düşünmemiz lazım yani. Evet. Yani vicdan atılmazsa nereden atılır demek istiyorsun. Ha yani vicdanındaki zihin bir şekilde yani çalışıyor. Vicdan kutsi dedik o zaman bu şu şuur altı çalışıyor. Burası. Şuur altı yani zihin şuurumuzun altı. Verilerin oraya inip oradan da besleniyor. Yani şu diyor Osman. Yani kalp hatmedilmiştir. Kafirin vicdanı tamamen bitmemiş. Çünkü ulvi şeyleri de tercih edebiliyor, irade kalmış. Mesela köpeği öldürmüyor. İnsan hakları diyor, o zalimleri demiyorum. Müsbet olanları da var. Avrupa 2'dir diyor ya. Yani iradesi de çalışabiliyor kutsi şeylerde. Zihin zaten şuur altıydı. His de çalışıyor. His de çalışıyor. Bir ara şey bile demiştik evet. Hatırlarsanız. Latife-i Rabbaniye için
kendi Rabbini, yani kendi putunu, şeyini, evet, yani orada çalıştırıyor gibi böyle bir vicdanı, evet, konuştuğumuzda böyle... Evet, ona şu olabilir. Şu olabilir. Şuradan da vicdana şey yapılabiliyor, iniyor. Onu aralıyor. Bu çalışma neyi gösteriyor? Ben mesela düşündüğüm yerleri almadım. Bana rağmen dahi olsa, daha önceki tespitlerin hepsini alıyor. Hepsini alıyor. En sonunda zaten hulasa diyoruz. Şudur. Bu çalışma devam ediyor. Ha, demek ki bu çalışmada, demek ki bu batıldan da vicdana iniyor. Peki orada şöyle olabilir mi? Sağ tarafta izandan vicdana iniyor. He. Sol tarafta Allah-u Alem tahakkülden veyahut böyle şeyden de yani başka bir yerden... Ama usta diyor ki batıl itikat diyor. Buraya kadar çalışıyor adam da. Batıl itikat diyor. Adamın buraya kadar çalışıyor. Adamın iltizamı çalışıyor. Fiil haram yapıyor. Yani olmayan şey aslında iman olmuyor onda. Batıl ihlas diyor. Adamda ihlas var. Usta diyor ki batılda dahi ihlas var diyor. Samimi yani. Tabii, tabii. O zaman vicdan iki tarafta da o zaman çalışıyor. Ben ihlasın batılı varsa vicdanın da batılı var oluyor. Baksana batıl ihlas diyor. Yani o şey yani söyleyeyim. Mesela kalben de şey yapıyor, bağlanıyor muhabbeti, sevgisi, aşkı. Yani Allah yerine ha, yani kadına olur, şuna buna, paraya, kariyere bağlanıyor. Putlaşıyor. Yani kalben de iman şey ediyor. Evet. Çok tuhaf o, yani. O şeyden iman çıkmıyor. Yani batıl olduğu için. Yani iman değil de itikat. Batıl iman demiyor hiçbir yerde. Batıl itikat var. Ama şey, bu demiş yani. Vicdanımız da batıl olmaz abi. Batıl olmaz mı? Yok. O da olmaz. Vicdan batıl olmaz. Ne o zaman bir şey olacak. Ama Hasan abi, zihin umumidir. İnsan olmak için zihin lazım. Bunu nasıl kullanacak? Kullanıyor. Zihin olmadan insan olur mu? Beşer olur mu? Yani beşer insan. Yani zihni biraz da gidelim istersen. Yani bu mesela soru bir şöyle kafamızda kalsın. Ha, şu anda şudur diyecek halimiz yok. Ama Hasan abi, böyle bir şu şey bağlıyor galiba. Bizim vicdanı hidayetin menba olarak biliyoruz ya. Böyle dediğimiz zaman bir de kutsi olarak tanımladık. Başta umumi beşere ait şeyler yokmuş gibi. Böyle bir şey yükledik şimdi. Onu çözmemiz lazım. Oradan kurtarmamız lazım. Vicdan herkes... Bu arada şey diyeyim. Vicdana çalışmadık biliyor musunuz? Evet. Hakikaten. Vicdana çalışmadık. Vicdan daha bütünlüğü yani aslında. Vicdanın bütünlüğü hakkında öyle karbatarsa konuşuyoruz. Evet. Yani çalışmadı. Şey, ajanları yolladık, zihinden, içten fethedeceğiz. Yani zihni şey için girdik o işkembesine, yani içine. Dimağla direkt irtibatı var. Hı. Ama şu anda konuşmalarımızın sebebi vicdana çalışmadığımız için. Hasan abi bir şey sormak istiyorum ben ya. Şeytan süre istemiş değil mi Allah Celle Celaluhu'da? Süre istemiş, zaman istemiş değil mi? Verilmiş. Ne zamana kadar abi? Kıyamete kadardı. Kıyametten sonra cehennemde ne olacak abi? Madem nasıl olacak? Yani cehennem... O düşünsün, bana ne ya? Hayır, bana ne soruyorsun ya? Demek istiyorum, bir şey söyleyeyim mi? Sonra emek yer olacak. Sonra o da senin yani, efradın. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Şimdi kafiri illa vicdana indirmek için mücadele ediyorsunuz. Yok böyle bir şey ya. Onun açamadıkları... Burada dur abi. Niye? Vicdana kafir inmezse cebir olur. İnemiyor. İnmesi lazım. Menfi kullanamaz. Müsbet kullanacak. Mesela köpeğe merhametli davranıyor. Çocuğu yok ama evine kedi besliyor. Bu vicdani bir hareket. Gafur. Yani. Bugün pazar mı? Evet abi. Bu çarşamba değil. Öbür çarşamba senin vicdan çalış, canlı yayına ben geleyim. Oradan da canlı yayında vicdanı yayını yapalım. Bir haftada. Bir hafta mı abi? 10 gün, 10 gün. Hadi iki, bu çarşamba değil, önümüzde değil, bir sonraki çarşamba. Şimdi var mı? Hadi bakalım sen. Ben de merak ama vicdanın içerisi değil. Vicdan neyin nesidir? Tamam, nasılsa atmasın, tutmasın, bir şeyler söyler çıkacağım demiş. İnce Mesnevi Nuriye 199. Ne acayip bir şey ya Risale değil mi? Çok garip ya. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa,
Hasan abi çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Siz nasıl olsa bana bir vazife verdiniz. Vazifeyi almış olmanın şeyiyle birlikte bir iki kelam şurada saf ediyorum. Şimdi öyle. Isınma hareketi. Mehmet kardeş sana mal etti. Hasan abi şimdi böyle yapıp susturacağınızı zannediyordunuz ama. Susmadı. Susmadı. Şoku hemen atlattım Hasan abi. Şimdi Hasan abi dış etkenlerin benim bilinçaltıma etki etmesiyle zihnimin üzerinde eğer ben müsaade edersem şekiller oluşturabiliyorlar. Tamam. Şimdi az önce kafir inebilir mi vicdana diyorduk ya. Bilinçaltına hitap ediyor senin bütün görsellerinle, duyu organlarında bütünüyle. Şekillendiriyor, sen fark etmiyorsun. Sen müsaade edersen açılıyor. Hasan abi. Öyle mi? Şimdi taşta zihin var mıdır abi? Taş parçasında zihin var mıdır? Ama mesela şu duvarda, şu duvarla benim evimin duvarı, benim yatak odamın duvarı bir olabilir mi abi? E peki bunu dış güç nasıl etkiliyor ve bunu ben neyle çözüyorum? Mesela üstad ne diyor? Tahcir etmiş diyordu değil mi abi? Ankara'nın eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tahcir etmiş hadisat-ı tarihiye suretinde bana göründü diyor Hasan abi. Taşlıktan çıkmış, donmuş tarih. E şimdi bu abi o zaman bu zihin, kainatın zihni o zaman her tarafta yazılıyor mu abi bu? Acayip bir şey Osmanlı bak. Ankara'nın kalesi bana tahaccür etmiş bir tarih. Yani taş değil. Şey camilerde de bir şahitiz ya. Osmanlı camilerinde ki haleti bize nasıl tesir ediyor. Hakikaten oraya gidiyor. Büyüleniyoruz yani. Sihri beyani. Çünkü şu anda bize o kelamla herhalde 5-6-7 tane ders yapmışız. Kelam frekans olduğunu, enerji paketi olduğunu. Sihri beyanı. Yani beyanda sihir var diyor mahkematta ya. Yani zihin de öyle. Yani bir acayip bir okudukça garipleşiyoruz ya. Hadi biraz daha gidelim. Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsan, kainattan zihnine akıp gelen afaki malumatı kendi malumatıyla tasarrufat ve sıfat ilahiyi de kendi sıfatıyla tasdik eder. Ne anladık? Ya bir kainata akıp gelen var. He ya. Bir de bende var. Evet. Mesela dün cuma günü üst kaynarcadaydım karşıda. Suffa Vakfı'nın davetlisiydim. Orada şu misali vermiş. Daha önce vermiştim ama güneşi uyduya ahiret iman koydum. Ahiret iman. Telefon, beden, batarya, hayat, yazılım, ruh ve zihin. Şimdi navigasyonu açınca gösterdiği şeyden itimatsızlık olmuyor. Yani gösterdiği adrese orası var. Ama diyor saati değişkendir diyor. Bir saat 10 dakika gösteriyor ama biraz sonra giderken trafik sıkışıyor, hemen atıyor. Mesafeyi garanti veremem diyor. Bir de diyor ki, eğer diyor yeni bir alternatif yol çıkarsa, bu çok kapanırsa başka şey, kabul eder misin diyor. Bizi sunuyor. Ama hedefin orada yazınca o gözüktüğü yerde böyle bir yer var mı? İtiraz etmiyoruz. Yani şüphe etmiyoruz yani kısacası. Şimdi ne diyeceğim? Uydu ahirete iman. Burada onun aynısı var. Mesela nedir o? Uydudan bize harita gelmiyor. Benim olduğum yere ışık tutuyor. Benim olduğum yeri kim gösteriyor veya gideceğim? Buradaki program. Ben navigasyon programı dünya ve Avrupa haritasını ben yüklemişim. Burada var, orada değil. O ne yapıyor? Bana bendekinin üstünü açıyor. Buradasın diyor bak. Senin haritanın üzerine parmak basıyorum, ışık basıyorum. Aha buradasın. Senin haritanda. İkisini eşleştirdim. Nasıl ki bu navigasyon uydunun bana gösterdiği yerden şüphem yok. Üstüme açıyor. İşte bu yazılım, bu program, zihin, o kainatın aynısı. İman ettiğim zaman aydınlanıyor, üstü aydınlanıyor. Ve ortaya sarığa çıkıyor ki. Zaten öyle diyor.
aklın beyanından sonra, Kur'an beyanından sonra diyor, zihin diyor haşrı kabulüne müheyya etti diyor. Önce akıl. Yok, akıl müheyya etti. Zihin diyor kabule müheyya etti, kabul. Aklı hazır etti. Evet. Zihni diyor kabule müheyya etti. Yani aslında bu teknolojide bunları görüyoruz. Mesela bu program ruh veya zihinde üstünü açıyor. Ahirete iman ne yapıyor? Senin bulunduğun koordinatları ve hedefini sana, senin üstünü açıyor. Senin üstlerini haritayı açıyor. Bak burada da abi, 2.100 milyar dediniz ya. Oraya ne haritalar sığar biliyor musunuz? Kaynat haritası sığar. Bak görüyor musun? Bak adam sahası olduğu için hala orada ve çok harika. Ben bilim insanının söylediğini aynı dedim ya, yanlış olmasın. Abi video gönderiyorum dedi. Durdurdum iki defa. 2 üzeri 100 milyar. O harita oraya sığar. Ben de kendimi o konumda görürüm. Yani. Evet. Orada görürüm. Vay be. Burada yani İnce Mesnevi 199'da okuduğumuz yerde burada kainatın nefsül emri, kainatın nefsül emri var. Vücudu haricisi yani hayat-ı tekviniyeleri zihnimize akar durur. Kainat akıyor duruyor. Şöyle arkadaşlar Allah'ın ilmini şöyle düşünün. Bir Nil gibi, büyük bir nehir gibi, büyük bir nehir, deniz gibi akan bir su düşünün. Ama o suyu meydana getiren her bir zerre farklı. Hayal edin. Her bir zerre birbirinden farklı yapı düşünün. Yani atom. O nehri meydana getirir. Yani bir akan geçen var ya, şurayı kabul edersek şuraya nehirde. Şurayı kesit yapalım. Şuradan akan her bir zerre bir daha akmayacak. Benzemeyecek. Hiçbir zaman. Allah'ın ilmi böyleymiş. Böyle ezelden ebede bu nehir, akan nehre benzer. Her bir zerre yapısı, yazılımı, şekli, her şeyi bir sonra veya hiçbirisine benzemeyecek. Sen geliyorsun bir maşapa ile, bardakla, tencereyle, kova ile su alıyorsun. Allah'ın ilmi böyle bir şey biliyor musun? Akıl duruyor ya. Böyle de değil tabii. Bu gene sonlu gibi gözüküyor. Hududu var. Bir Nil'de ben gittim Mısır'da. Üzerine bu tür yol var ya, boğazda hani yolcu taşıyan. Öyle gemilerle yolcu taşıyorlar. Yani karşıya biz gemi tutmuştuk. Ne büyük. Çok büyük. Şimdi o nehri hayal et. Her bir zerresi hiçbir tanesini akmış ve akacağı. O benzemeyecek. Allah'ın ilmi böyle akıyor. Şimdi niye söyledim? Kainat var ya arştan aşağı. Hepsi zihne akıyor. Zihin de nedir bizimsi? Kap gibidir. Alacağını alıyor. Almayacağını gidiyor. Şey yani abi, aslında alemi gayb, o da vahinin hakikati. Gibi, evet. Vahinin hakikati alemi gaybta ya. Evet. Vahinin hakikati önce geliyor, dima üzerinden zaten zihne gelmesi kardeşim, lazım. Kardeşim, işte hayvanlar düşünürmüş, tamam mı? Yani belli bir sene kadar düşünür, köpek düşünür. Ama düşünceyi düşünen insandır. Düşünceyi düşünen insandır, şey beşerdir, tefekkür eden insandır. Böyle. Akan esmalar mıdır abi aslında? İlimdir deniliyor o da. Ama kendisini, bize esma gelir. İlim. Ama yani biz o sıfatı, subut-i sıfattan ya ilim, kendisini alim esmasıyla gösterebiliyor. Veya ha. Açılanlar mı esma? Yani gibi açılanlar. Çünkü İlim bir nehir kabul edersen, tamam. O ali akan şey, o bize gözüken taraf alimdir. İlim değil. Biz ilmi görmeyiz. Tamam. Alimi görürüz. Yani esmayı görürüz. Esmayı görürüz. Ne anladım bir de okuyayım. Burada da Allah Allah, kainatın nefsül emri, kendisi, kainatın kendisi, vücudu hadisi, yani hayat-ı tekviniyeleri zihnimize akar durur. Aklı tatil eşgal etse de, vicdanı uyumaz. Canlı olur. Kainatta zihnine akar durur. Ne zaman akar? Benliğine mizan nazarıyla bakarsa. Bir de muhakematta şey gördüm.
nizamı mı, mizanı tarif ediyor. Ha, nizam neymiş biliyor musun lügatta bak. 49. Nizam-ı hilkat-ı alem denilen. Alemdeki nizam. Neymiş? Şeriat-ı fıtri-i ilahiyeymiş. Nizam mı abi dediniz? Nide. Nizam. Evet. Nide, nizam. Mizan değil. O bizdeki karşılığı biz mizan. Kainatta nizam, bizde mizan. Kainat nide, biz manisa. Mizan. Ve vada'al mizan ella tedga fil mizan ve yakimul vezne. Orada da vezne bir. Vezne. Evet, vezne. Dört tane mizan. Bir mizan değil mi? Ama bir de okuyayım ya. Bu büyüledi beni ya. Evet. Bak. Kainatın nefs-i lemri, yani vücud halicesi, yani kainatın hayatı tekviniyeleri vicdan şeye, zihnimize akar da durur. Devamlı akar. Mesela neye benzer? Sahiplenir. 26. sözde Kadir'de var ya. Onu iman ile dişir. Dua ile iman ile şuur ile rıza ile o akan nehri de aldığımız alırız. Kainat vicdanımıza, şey zihnimize akar. Dua ile iman ile şuur ile rıza ile o akanın yaptığımız bu miktar şuur iman ile ona sahipleniriz. O kadar olur bizde. Ama diğeri akar gider. Allah Allah. İnce Mesnevi'nin 240. Hani bunları duyarak gideceğiz inşallah ahirettir ya. Buyur abi. Aklı tatile eşgal etse de diyor. Vicdan. Yani mesela diyelim uyuyorsun. Mesela çalışıyorsun. Yine etkiler mi yani? Yani ama vicdan uyumuyor. Vicdan uyumuyor ya. Aslında hani kafir diyoruz ya mesela. Kafirler de son hadde mesela adam 70-80 yaşına geliyor. Dönebiliyor abi. Veya kafir değil de mesela gayrimüslim ya sonlarda şehadet, kelime-i şehadet getirebiliyor. O yüzden vicdanın şeyi çok zor. Kapanması. Yok, kapansa kesinlikle cebir olur abi. Kapanmıyor yani. Kapanmaz. Cebir olur yani. Şimdi bizi büyüleyen ne biliyor musun? Yani. Kainatın nefsül emri, kainat kendisi ya Ali. Kendisi zihnimize akar durur. Akıyor. Kap nasıl olur? Dua ile dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile o akan suyu ne kadar bardakla kap olduk. Maşrapayla olduk, güğümle olduk, olduk tamam o kadar. Şimdi Hasan abi, ya şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kapanması başka bir şey, açmamak başka bir şey abi ya. Yani kapanmıyor. Daha gitsin, daha vicdana gitsin. Sana da bu vazifeyi verdik. Ondan sonra ben de çalışacağım da sen. Sana kanaat etmem ha. Açmıyor, doğru. Ben vicdana ben de çalışacağım. Evet. Ama çalış da beraber şey yap. İnce Mesnevi'nin 240. O zaman daha vicdan şey yapacak. Kafirde var mı yok mu diye. Bu gibi fezlekelerin, ayetlerin sonundaki faideleri, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddemelere netice hükmündedir. Veya illet olurlar. Ta ki Sami'nin zihni ayetlerde zikredilen cüziyat ile meşgul olup orada durdu. Ne anladık? Ayetlerdeki fezdekeler Allahu alem zihinde diman fezdekesi. Bir daha. Ayetlerdeki fezdeke var. Fezdeke şu ya. Ve huve semiul alim ve huve semiul basir. Ve huve bi kulli şeyin alim. Sonunda var ya esmaya bağlıyor. Anlatıyor da bu esmanın iktizası. Ve huve gafurur rahim. Gafurur rahim'in açılımı yukarısı. Ona fezdeke deniliyor. Ayetteki fezdekeler Allahu alem zihinde diman fezdekesi. Zihinde diman fezdekesi. Fezdeke diman aklın hulasa neticeleri. Fezdeke neymiş? Diman aklın hulasa neticeleri. Ayet akla fezdekeler zihne bakıyormuş arkadaşlar. Ya? Evet. Yani sonunda aklı şahit gösteriyor ya.
şahit gösteriyor ayet mesela anlatıyor. Kime bakıyor bu? Akla bakıyor. Fez'deki kime bakıyor? Öz, zihne bakıyor. Zihin hakkında notlarını bir parça buraya koymuşum bunlarla kalı. Belki bu onaylarsanız yazarım tahtaya, okuyayım. Akıldaki değişimleri kabul etmesidir. Zihniymiş. Akıldaki değişimleri kabul etmesidir. Bunu dimağda tasdik yapıyor. Zihin şuymuş. Tefriti nefsi emmareden. Bunu yazayım bakayım ne dersiniz. O şey vardı ya demir saç. Burada. Bakayım ne diyeceksiniz. Nindi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsın abi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Demiş ki çocuğa niye Oğuz koydun? Kur'an'da var demiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şurada yapayım ki uzun olsun. Hasan abi bak. Kafirin hakkı hayatı vardır, mürtedin hakkı hayatı yoktur. Çünkü mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan diyor. Evet. Tefessüh ettiğinden diyor. Kimin bu tamamen? Mürtedin. Mürtedin. Of. Kafirin hakkı hayatı vardır, mürtedin yoktur diyor. Mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan o zaman kafir zehir olur diyor. O zaman kafirin tam bozulmamıştı. Evet. Yani onda var gibi duruyor. Yani evet, inşallah. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan. Tefriti. İnsan şeye açık olursa yeniliğe kapatmaz kendisini, alır da alır. Ama mesela ikide bir değiştiriyoruz. Allah Allah. Ama sonra dur. Çalışıyoruz. Atölye çalışması. Başta dedik gibi çalışacağız. En son bir şey varacağız inşallah. Yani bu budur diye nasıl diyeceğiz başta? Çalışıyoruz. Nefse mahreden eğer siz de şey yaparsanız sünnet-i seniyeden şeytandan ya bu dedik hep dua ettik ki şeyde tepecikte şey Zeytinburnu'nda ya Rab büyük yer büyük yer ya elhamdülillah 120-170 metrekare Arnavutköy değil mi dua demek ki makbul olmuş ısrar edildi ya ufak bir yer ne kadar şey oldu ya aklım oraya gitti şimdi niye durdum ya orada bir tane de olsaydı oraya geçecektim ama mevcudat dirilmiyor. Abi nazarınızı genişletin. Doğru. Mekanı oluşturan tahayyüldü değil mi? Tabii. Nazarınızı genişletin. Sana tahayyül ettiniz oldu. Tahayyül ettiniz oldu. Ama hepinize söylettirdim amin. Ben sizde yaptık. Hepinize söylettirdim amin amin. Ve bir de dinleyenler amin dedi. Zihne de girdik. Dinleyenler binlerce insan amin dedi ya. Mekan açtık. Elhamdülillah. Allah Allah. Dinleyenler binlerce insan amin dedi. Mevcudat üşer oğlum. Mekan açtık diyorlar Hasan abi. Öyle mi? Zihne de girdik ya mekan açtık Hasan abi. Hey ya ooo. Şimdi sevindim. Evet. Elhamdülillah. 18 yıl oldum. Dinliyorlar. Şimdi şurası başka kalemimiz var mı? Bunu yapayım ya. Bu ayrı. Bu ayrı. Ya şekille çalışmak ne kadar güzel bir şey ya.
Allah inşallah Hızır abinin mekanını cennet etsin. Amin ya. Amin. O yaptı bize işte. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle yapardı. Elhamdülillah. Ya. Vay be. Odasına götürdüm beni. Gel göstereyim de. Sen anlam. Anlamadın orada. Gel. Nerede? Kağıttan mı gösteriyordu? Gösteriyordu. Yazarak, çizerek. Şeyi çok severdi. Turşu var ya, hıyar. O kadar ufak. Bir latife yapayım size ama anlam. Şimdi o abi belden aşağı felç. Ramazan'da iftar veriliyor. O arabada oturuyor. Bana da bir tablet vermiş. Ondan sonra tabletin içinde iftar, hamsi var, çorba var, helva var, hıyar var. Hiç unutmuyorum. Ufak ufak hıyarlar var. Dedi ki, daha iftar. Her şeyin dedi, böyle ağası var dedi. Pamuk ağası var, toprak ağası var. Ben de dedi hıyar ağasıyım. Hıyar hayır. Meğer o hıyar var ya, hayır değil mi? O şey, turşu hıyar. Çok seviyordu. Çok seviyordu. En çok onu severdi. Biz de helva tatlıyı seviyorduk. Şimdi bana fazla koyun diyemez, demezdi. Hep beraber. Hasan gel. Beni çok koy bak. Buyur abi. Başladık iftar şey, yemek yiyoruz. Dedi ağız açın, ağzını aç dedi. Helvasını bana verdi. Tepsini de getir dedi ya. Hıyarını da bana. Yani, kesinlikle yani bana koyun de. Sen bak diyor. Benim o sen bunu seviyorsun, ben de bunu. Benim hıyarım alırdı onun helvasını. Allah Allah. Ya. Ve kendi hiç unutmuyorum. Rabbim şahit. Aynı anlattığım gibi kendi eliyle elimi sürdük beni. Kendi eliyle ağzıma koydu. Bırak elini. Böyle bağırdı. Çek elini. Öyle. Böyle çok acayip. Koydum. Ondan sonra hıyarı da kendisi aldı demiş. Sanki manevi alışverişinizi tarif ettiniz. Gibi ya. Oldu. Ben bilmiyordum ama sonra böyle yeni yeni kapatmış. Allah Allah. Çok doğru. Manevi evet. Evet. Aynen. O sizden. Mesela diyelim ki Rüştü abi şeyi severdi. Aşure'yi severdi. Aşure'yi mesela birisi getirdiği zaman bir tabak getirmiş. 37 tane vakıfa nereye geçecek? Adam ihtiyar. Yani mesela biz de saat kurardık iki kişi, Kemal de ben, Temrisettin. Doğal gaz o zaman yok. Saat kurardık, gece sobasını yakardık. Ondan sonra gidip o gündelik rutin olarak giderdim sobasına, şey yapardım. Baktım ki aşure yemiyor. Bitirmiş, yemiş, koymuş. Kaşığı da içinde. Yani istese bitirir. Ufak bir kase. Yememiş. Yarısını bırakmış. Gel. Otur. Kaşığın da aynı kaşık. Kaşığın değiştirilemez. Tabaka. Hadi bunu sen bitir. Yani istese ne var bir çanakta? Salavat gibi. Yani onu şey yapardı. Onu o da vermişti. Aşure vermiş ama Hızır abi her şeyin bir ağası vardı derdi. Pamuk ağası, toprak ağası. Bizim aramızda ağa var mı abi? He? Ağa. Bilmiyorum. Dedi ki, ben de hıyar ağasıyım. Tabletotun getir. Böyle ama acayip ustukla. Nasıl şey aldı, ağzını aç. Helvayı da, ben de helvayı verdim. Ben gittim. İşte bu ta nereden, nereye evrildi? Ya. Fıtratta. Siz bizi tanıştıracaksınız abi inşallah. İnşallah ya. Beni Geylani ile tanıştırandır. Allah. Evet. Aldın. Ben Geylani Hazretleri'yle tanıştırandır. Süper. Evet. O gündüz görüşürdü. Kendisi bana söyledi. Şimdi zaten. Ben de gördüm yani. Hay ismini mazar olduğu için çok net anlatmıştım size. Haşi Meydan'daki şeyi, himmet anlatmıştım size. Allah. Evet. Hiç. Yani onlara ait bizimle şey. Büyük yani. Hakikaten büyük adam. Oh, sanki Hasan abi çok yorulmuştum, zihnim çok yorulmuştu. Vallahi öyle hafifledim ki, evet. Öyle rahatladım ki şimdi. Yani. Evet, acayip. Niye öyle oldu? Mesela o Geylani'yi bir de başka zaman anlatırım size. Allah Allah. Yani tamamen canlı duruyor. Hazreti Ali de öyle radıyallahu anh. Herhalde bunlar olsa gerek ki. Ondan sonra ders istedim. Ondan sonra
iltifat etti. Önce bir başka bir yönden kızdı bana. Bu hadiseyi anlatmıştım. Hata yapmıştım. Çok ciddi bir hata. Bir Süleymancı cami hocasıyla biraz gençiz de yani. 18 anı. Hocayı bitirmiştin abi. He? Hocayı bitirmiştin. He yani böyle inatlaştı. Biz de çocuğum. Ama o bizden yaşlıydı yani. Neyse. Biz ona sorular sorduk. Hadi bakalım madem nurculuk iyi değil. Ha bu soruların cevabını ver. Yani olur mu ya bu ya? Gitti 16. sözü söyledi ya. O gece işte Hazreti Ali çok hiddet etti bana. Ondan sonra Müslüman olduğun için kardeşimsin. Kardeşimsin. Ama dedi böyle kızdı ya. Ondan sonra çok üzülmüştüm. Sabah namazına kalktım. Tabii namaza kalktım. Sabah gittim. Hocaya gittim. Tahsiye ettim ama. Hocam dedim böyle böyle rüya gördüm. Önce kızdı kabul etmiyordu lojmana. Ama cevaplarını sana söyleyeceğim. Ne oldu dedi, kafana bir şey mi düştü dedi böyle. Ondan sonra her ya tamam mı sorulacağım. Dedim ki gelin şey Hazretleri gördüm. Cevapları şu şu şu. Ondan sonra neredeyse sabah namazı da kıldık öğleyine kadar. Bütün o soruların cevabını verdim. Tek tek Allah'ın hepsini verdim. Sonra işte ertesi gün tekrar gördüm. Ders istedim. Tamam dedim. Gel sana dersi vereyim. Bak hayaya bak, edebe bak. Bir entare ile koltuğun üzerine böyle yapacağım size. Hazreti Ali radıyallahu anh koltuğun üzerine çıkıyor. Ben aşağıdayım. Entare olduğu halde hayasından beyaz şeyli yorganın ne diyorlar kılıfına? Böyle çarşaf. Çarşaf he. Ama yorgan. Böyle bez de değil. Ona bunu örttü böyle burasını. Örttü bana ders veriyordu Hazreti Ali radıyallahu anh. Ha, ders hakikat aşıkıydım yani eskiden beri. Her şeye açayım. Yani mesela kazanım değil, Allah'ın verdiği haset yok. Yani kazanım değil, ben de kazanan bir şey değil. Allah'ın ikramı olduğu için söylüyorum. وَاَمَّا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَاَدِسِ Ondan sonra hizmeti çok seviyorum. Kendimden fazla. Onun için herhalde olsa gerek ki himmet etmişler. İnşallah da orada edeceğini Geylani öyle söyledi ve hepimize dahil İnşallah. O acayip bir rüyaydı. Anlatmıştım o. Bir kıyamet kopmuştu ya. İnsanda bir de üstlerini örtüp de ders vereni kim gördü biliyor musun? Resulullah Efendimiz. Efendimiz o şekilde. Evet o da ama Alim Şahadet'te kimi gördüm? Saadettin Yüksel Hoca'yı gördüm. Fıkıhta, Fatih'teydi. 15 günde giderdim. Soruları yazardım. Sen kimsin ya? Ustadı ziyaret etmiş ha? Ustadı ziyaret etmiş. Orta Doğu'nun tek fıkıh alimiydi. Çok acayip. Yok öyle bir şey ya. Onun bir zındık oğlu var şimdi. Büyük oğlunu da şehit ettiler. Böyle. O kesinlikle bizim o divan vardı divan. Çekyat yok ki eskide. Böyle bir divan vardı demirde. Oraya yündemi asır vardı. Oraya oturduk kesinlikle. Üzerine bir şey örtmeden, lan bunlar bir şey ya, tillolu ya, böyle geniş, ya entar var. Üzerine bir şey örtmeden çarşaf, kesinlikle şöyle, üzerine bir şey örtmeden, kesinlikle böyle ders vermezdi. Böyle vermezdi. Allah Allah. Vermezdi. Bunu böyle gördüm, Hazreti Ali'yi böyle gördüm radıyallahu anh. Böyle, ay böyle veriyorlar. Böyle üstlerini örtüyor. Artık bu hayanın başka... Bir şeyi mi örtüyorlar? Bir şeyi örtüp mü veriyor? Bilmiyorum ya. Sen mesela Peygamber Hazretleri'nin hırkası. Bir de Saadettin Yüksel Hoca. Emeği var çok üzerine. Allah rahmet eylesin. Enfusi aleminde enfusi. Bunu konuşacağız, keseceğiz hemen. Alemin... De dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu hizmette ne kadarla kadarlar değil mi hepsi? Şimdi onu yaptığımı, köyde yaptığımı Hatay Hazreti Ali nereden görmüş? Ya. Peki o gün bittim. Daha Hazreti Ali kızmış. Müslüman olduğun için kardeşimsin. Yoksa almadı beni içeriye. Tabii derse giriyorlar. Peki nasıl yaşarsın o gün? Peki öyle olduğumu nereden duydu Bağdat'ta? Duydu mu? Nasıl duydu?
Nerede muttali oldu? Ertesi gün gel dedi. Ders vereceğim sana. Tahsiye ettim, hatamı düzelttim. Bir daha o gün bugün pek kimseye soru sordum, hatırlamıyorum. Sıkıştırmak için asla. Asla hep oyunuma gelip hiç hatırlamam mümkün değildi. Ama işte çocukluk işte var ya, benim babam senin baban da böyle Galatasaray, Fenerbahçe gibi böyle şeyin getirmiş o. 20 yaşında bile değiliz yani. Ufaz. Şimdi arkadaşlar. Abi fıtratta tefritle ifrat olur mu? Buraya işte konuş yapalım. Fıtratta var tabii. Fıtratın ifratı var. Fıtratın ifratı yok mu? Yani nihayetsiz terakki ve tedeni müsaade bir şeyle yaratmış yani. Evet. Ha, şimdi zihnin, burasını kapatmıyorum değil mi doktor? Ama şey oraya mı? Zihnin tefriti, nefs-i emare. Nereden çıkıyor? Bu zihne ait değil bu. Her şeyin tefriti, nefs-i emare. Her şeyin ifratı şeytandan. Her şeyin vasatı, sünnet-i seniyeden. Bu tamam. Zihni uygularsak, zihnin tefriti, nefs-i emare de nasıl? Mevcudat dirilmiyor. Dirilmeyince ne oluyor? Seni kandırmak için vehim yapıyor. Mevcudat dirilmiyor. Mevcudat hüşyar olup diriliyor. Sünnet-i seniye ile. İfratı nedir? Böyle. Zihnin ifratı. Varı yok eder. Nedir o? Abdestli olana, imanı olana vesaire. Elde olanları yok sayar. Vehim ise düşünseldir. Yoku var eder. Mesela iyi değilsin der. Kötüysün der. Yani iyi değilsin. Yani mesela bir sürü zanlar. Ne zaman yapar? En savunmasız olduğun zaman. En çok acayip bu. Alçak bu. Bunun gene bir şeyi vakti var ya. Allah Resulü Aleyhisselam şeytan diyor. Şeytan kanınızda dolaştığı gibi dolaşır. Devamlı bulunmaz. Genel dolaşır. Nefse mare. İfrittir bizim kafir cinlerden bir bizdeki yapıdır. Onun adı ifrittir, nefs-i emaredir. O ne yapar? İnsanın en zayıf olduğu şeyde yapar. Hem de burada cevap vereyim. En zayıf olduğu zaman, kalktığı zaman, sabahleyin, hemen kalktığı zaman. Erkeklerin eyyami biz, eyyami biyev, kamer ayların 13, 14, 15. günleri, erkeğin en imtihanı olduğu, kendini kontrolde çok zorlandığı günlerdir. Kadınların malum günlerinde. Kadınlara diyor ki erkeklere bu günlerde sabırlı olun vesaire, fazla kale alma. Erkeklere de diyor ki bu sen de böyle o günlerde. Ben bile ibadetini kabul almıyorum. Orucunu almıyorum, namazını almıyorum. Musama ile şey yapıyorum, sen de öyle yap diyor. Tamam. İşte bu çok önemli. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Fıkıh anlatmak için değil. Vehmin en çok aktif olduğu senede en korkunç zaman iki defa olur. Her zaman olur ama küçük küçük. İki defa olur senede. Suların çekildiği zaman. Suların gittiği zaman, başka bir şeysini de anlatacağım şimdi. Sular ağaca gittiği zaman, sular ağaçtan çekildiği zaman. Ama en acımasızı sular çekildiği zaman ki şimdi. Herkes şu anda dertte. Şu anda herkes gergin. Sular tamamen çekilmedi, bekliyorum. Şu çekilirken en gergin, en depresyon, en hırçın, en asabi, en sabırsız, en enler şeyde olur. İşte bu suların çekildiği zamanda olur. Sular da hareket edince olur ama olmayanı var eder su gitmekle. Şimdi ise var olanı yok zanneder. Mesela Ali adam değildir, gafur bilmem ne değildir. Şu değildir. Kendinden nefret eder. Ne yapar eylemsel itibariyle söylüyorum? Odadan çıkmazlar. Niçin çıkmaz odadan? Odadan niye çıkmaz? İçeriden çıkmak istemez. İçeridedir bedende. Tehlike addediyor dışarıyı. Bedeninden çıkmayınca odadan çıkmaz. Odadan çıkmayınca evden çıkmaz. Evden çıkmayınca içeride. Yani böyle fiiliyatı odur. Yani odadan çıkmazlar şimdi. Birkaç hafta sonra düzelirler o. Veya işte su tamamen çekildi mi? Eylemi de gösterdim. Yani göstermeye çalışıyorum. Niçin çıkmazlar odadan bu tür şeyler?
Çünkü dışarıda tehlike addederler. Emin hissetmezler. Ne yaparlar? Davranış olarak birbirlerine mesela soy ismini, ismini söylemezler. Başka isim söylerler. Kargoculara başka bir adres verirler. Şey yaparlar. Kendilerini hep tehlikede, saldırıya uğramış gibi hissederler. Bu vehim böyle yapıyor. Hele bu ay olduğu için ben biraz fazla durdum. Bu ayda mesela sıkıntılar olunca insanlara fazla gözlerine bakmayın. Evde de mutamil olun. Fazla her şeyi duyma, her şeyi görme. Kör ol, sağır ol. Anlama, basmasın kafan. Duymamış ol. Halbuki mi dedin, kim olma. Yoksun. Yok, yok kabul et. Sistemden bahsediyorum. Yani psikolojiden bahsetmiyorum. Sistem böyle. Vehim, mevcudat dirilmiyor. O karşıdaki adam dirilmiyor. Yani tefriti olunca zihinde böyle oluyor. Dirilmiyor. Ötekisi şeyde burada vesvese olarak mesela abdesti var, namazı var. Acayip yapar. Bu ay sizi çok zorlar mesela. Abdest var bir de aldırır sana. Varı yok eder. Musallat olur. Birbirimize saldırtır yani böyle. Bu senenin iki ayı ele dikkat etmek gerekiyor. Bu zihni. Peki zihin nedir? Vicdandadır. İfrat tefrit fıtrattır. Abi oraya itiraz ediyorum. Tamam. Fıtratta abesiyet yoktur. Kesin sarı ifade. Fıtratta abesiyet yok ki. Buna niçin var ki? Abes değil ki bunlar. Seni mesela vehim niye var? Kötü değil ki. Zan niye var? Kötü değil ki. İnsanı küllileştirmek içindir. Hasan abi. Fıtratın fıtratta, yazılımda her şey var. Her şey var. Mesela diyelim ki fıtratında ifratın olmasa, o mertebe olmasa sen ifrat yapamazsın. Tefrit ve ifrattan bahsedemediğimiz yerde vasat diye bir şey yoktur abi. Yani mesela vasat diyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Şöyle dayanır. Öyle demiyorum ki. Sen hangi rengi seviyorsun? Fıtrat değil de başka bir şey desek. Tamam. Sen hangi rengi seviyorsun abi? En çok. Kırmızı. Tamam. Kırmızı diyebilmen için o 6 tanesi değildir demen lazım. Evet, evet. Yani kırmızı tabii o kırmızı mavi de değil. Hı-hı. Bir şeyin ifratı tefriti yoksa sünneti senesi olmaz. Hı-hı. Fıtrat nedir fıtrat? Mesela hılkat, Allah yaratması, hılkat. Ben, bu da ben. Mesela fıtratta beşer yaratıldık. Beşer. Fıtratın en yüce gayesi. Fıtratın en büyük neticesi. Fıtratta biz böyle konuşuyoruz ama fıtrat bir bütündür, tektir. Ama bunun her şeyde olduğu gibi ifrat tefrit var. İmanda da oluyor. İmanda da oluyor. Bidat mesela. İmansız değil ki. Tefrite geçmiş. Ondan sonra imanın ifratı nedir? Kibredir diyor. Yani hiç irademiz yoktur diyor. Orada da var yani. Yani bunu bölmüyoruz bu adamı. Yani bunun içinde meratip var ya. Bizde vehim yok mu? Fıtratta vehim yok mu? Vehim tefrittir. Şeytan yok mu bizim? Fıtratımıza bu sanatı olmuyor mu? Yapımızda var yani. Nefs-i emmari, sünnet-i seniye, şeytan yani sistemi, yani şeytan nedir? Pür. Sünnet-i seniye nedir? Aşktır. Burada tefriti de nefs-i emmari, nefs-i emmari ne diyebiliriz? Alem-i şadi. Beden ya. Bedeni hazlar. Bedeni hazlar. Yani insanda aslında bu beşerde de diyebiliriz. Yani insan değil de beşer yazabilirdi. İnsan daha olmamış. İşte beşer oraya buraya da sistem yazarsak olur abi. Olur abi tamam. Sistem niye? Tamam. Çünkü tefrit de falan. Sistemin adı nedir abi? Fıtrat değil mi? Ama olsun öyle yazalım. Onu yazalım. Şuraya beşer olması lazım. Beşer, burada sistem. Tamam. Doğru. Beşer, sistem koyduk. Saat daha biraz da kes. 1 saat 24 dakika var. Oo, o zaman daha şeyimiz var. O zaman kesiyorum. Peki, şurada bir yer var bu sayfayı atlamam için. Zihnin lugatı neymiş manası? Anlama, bilme, hatırlama kuvveti demiş. Lugat bu. Anlama kuvveti ve istidadı demiş. Hız kabiliyetidir. Muhakemattan 21. sayfada bir şey yazmış. Asıl mana odur ki elfaz onu simahta boşalttığı gibi
Elfaz, mana neymiş bak. Elfaz, yani kelime var ya benim ağzımdan senin kulağına boşaltıyor. Kelam manayı boşaltıyor buraya. Getiriyor, döküyor yani böyle. Boşaltıyor. Zihne nüfus ederek, buradan kulağa döküldü. Esas mana nedir? To zihne kadar giderse, oraya nüfus ederse, vicdanı dahi teşerrüp etmekte. Vicdan dahi o halıya, o kumaşa döktün, suyu döktün ya, emerse, ezahiri efkarı feyziyap eden şeydir. Ezahiri efkarı, yani fikrin çeşitliliklerini, yani fikre zenginlik kanıtlar açıyor. Fikrin meratiplerini aktif ediyorsa bu şeydir, asıl mana budur. Zaten lafız fikrin kaymağıdır diyordu ya. Evet, Kalı Mesnevi'nin lafız. Yeni mi eklediniz onu? Burada bizde yok o. Yeni ekledim. Bir boşluk vardı, buldum. Bir boşluk doldurayım dedim buraya. O için ve böylelikle zihni bitirdik. Bugün zihni bitti. Yani bir incelemesi 240'ı okumadınız. Niye? Okuduk. En sondaki. Bir dakika bakayım. Zihni bitirmiş oldum. Zihin. Sağ en alttaki şey okudunuz mu? Mesela 240. İşte onun devamı, onu da açıklamasıydı bunlar ya. Yok, vakemat diye okudu. 240 okudum. Biraz işte bugün zihni okudum ya, bu gibi fezlekelerin, ayetlerin sonundaki faydeler. Orayı da okudum abim. Ve ben sayfayı çevirmemiştim. Ve zihin bugün bitti. O zaman akla devam edeceğiz. Ve akılla devam ederken gafur da hepimiz de şu hepiniz Allah için bakın ya. Şu vicdan neyin neyisidir? Zihin bitti abiler. Kaç ders oldu? 12 ders oldu. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Bize zihnimize mukayyet edenlerden eylesin. Bizim zihnimizde ayat-ı tekviniyelerin evamiri tekviniyeye, evamiri tekviniyenin ayat-ı tekviniye değiştirme ve dönüştürme fırsatını bize nasip eylesin. O alemleri burada hissetme, mahsetme, zevk etme, ruhlanma, rahlanma, ferahlanmayı nasip eylesin. Huzuruna daim eylesin. Ayat-ı tekviniyeleri inkişaf ettirsin. Kendine kul kabul eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselama, ümmet ustadımıza, talebe, birbirimize de kardeş eylesin. Kardeş olun ey Müslümanlar diyor ya, kardeş olun. Allah bizi birbirimize kardeş eylesin. Muavin eylesin, yardımcı eylesin, şefaatçi eylesin, tasdik edici eylesin. Derste muhatap, zeki muhatap eylesin inşallah. Kısacası nur talebesi eylesin bizi. Ve ahirde ve ahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Tamam. Veya dur namaz kılalım namaz. Tamam. O kadar geçmiş ha. Tamam. İlerliyor. Oo tamam. Biz namazı kılalım ondan sonra merveşimiz. Zihin sureti. Evet burada yazmıştık ama bakayım. Arkadaşlar namaz hazırlığı yapın. Efendim abi. Son sayfada vardı okuduğumuz yerde. Oo bana bak bunu... Orayı da söylemedim zaten. Ha? Bir üstünü de okumadım. Öyle mi? Zihnin mi? 196. 196 bakayım. Nesini okumadım abi? Lugat'ı söyledim. Ha orayı... Lugat'ın hemen üstünü okumadım. Ha onu şey yaptım. Daha önce okumuşum da çizmişim onun için okumadım. İmkanın sureti kanuni tahkikatını yazmışız buraya. Allah Allah. Ne yazın? Zihnin sureti serbest bölge çok güzel. Kanuniyeti akıl o da çok güzel. Sonuç. Dur ben buraya yine bakayım. Hakikatı tasdik demişiz. Vicdan demiş. Mahiyeti kalp. Tamam. Yalnız bir farklılık şu oldu. Tasdik vardı. Hakikatı tasdik olmaz abi. Dimağda hakikat olmaz. Vicdanın evet. İçindeki zihin. Doğru. Bir de şunu burada imkan yapmışsın ya. Tamam. İmkanın da bu şeması yapılmış. Burada gördüm şimdi. Neymiş biliyor musun? İmkanın sureti
İmkanı zati. Tamam. Ya yazmışız beraber. Evet. Kanuniyeti imkanı akli. Evet. Hakikati imkanı zihni. Evet. Mahiyetine hiçbir şey diyememişiz ama insana uygularsak, ben şunu yapayım da ben tamam. Şöyle burada çıksın ortaya ki imkanın başkanım nereye gidiyorsun? Ne oldu? Sureti kanuniyeti hakikati mahiyeti şimdi bu da çok önemli de bitin şunu da yapalım ki ne demişiz? İmkan-ı zati imkan-ı akli akli imkan-ı zihni ondan sonra şuraya boş bırakmışız sonra şunu insan bu şeyde şuraya ne demişiz? Benim dışında benim ile alakalı mümkün yok buraya ha benim dışında şu evet tam evet ters olası. Benimle alakalı mümkün şuraya nokta nokta demişiz o zaman buraya imkanın Allahu alem arş-ı azam olur veya kabu kavsen olur. Kabu kavsen imkan ortasız. Ortasız ya. Ortası. Tamam. Şimdi ha buraya şey yazmadık. Kırmızı nerede? Onu yazmadık. Niye? Şey serbest bölge. O zaman çok değişik bir şey çıkacak. Akıllıyım. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. Güzel gidiyor. Tamam. Ruh abi, kalp olmaz. He? Mahiyeti ruhu olur işte. Nereye? Şuraya mı? Evet. Yok, buraya. İnsan bizim ile alakalı. Ha, şimdi bu. Ve kalp olmaz. Ruh olur. Akıl zihin. Ama yani ben oraya şöyle demişim. Eğer kalp derseniz iş bozulur. Ha. Arş-ı azam gelmez oraya. Oraya, buraya yeni eklediğimiz için. Evet. Evet. Tamam. Bunu yeni ekledik ya. Aslında zaten ruh gibi duruyor abi ya. Öyle mi? Evet evet ruh gibi duruyor. Zihin kalpte. Tabii imkanın mahiyeti ruhtadır zaten. Kalpte olmaz. Evet. Doğru. Evet. Bu gayet zaten hakikat de kalptedir abi. Burası kalp. Evet. Burası. Çok güzel oldu bu. Güzel. Çok güzel oldu bu. Şunu açayım şuradan. Şu da güzel oldu. Evet. Onu da yazayım ben. Başka var mı buna? Şey Mehmet kardeş, şey bittiği için zihin, bunu artık yazmak lazım. Yazmak gerekiyor. Hangisi? Sureti değil mi? Tabii şunu bulduk, şunu. Arş-ı azamdadır. Arş-ı azamda olunca biz bunu bulamıyorduk. Tamam, imkan cinsinden bir şeyle ifade edemedik onu. Evet ama arş-ı azam, imkan ve vücut orada olunca... İmkanın mahiyeti vücut değil midir? Vacip vücut.
Vücubiyet değil midir mahiyet? İmkan. Bu taraf imkan ve vücub olası artası. Kabu kavsen ya. İmkan yani mümkün olan şey vücub vacipten çıktı. O da olmaz zaten. Yani bunu ancak şey anladım ben. Arş-ı Azam değil de kabu kavsen diyebilirsin. Şimdi orada sıkıştınız mı şeye gidiyoruz abi. O kainattaki karşılığı cinsinden yazarsak onu Arş-ı Azam yazalım. Evet. Yani ama insanda zati akli diye konuşurken şey diyor. Zihni, imkanı ruhi filan demeniz lazım mesela. Yani öyle bir şey olsun. Evet. Yani o kavramsal olarak giderken Arş-ı Azam'a hani kaçış yapmaz. Yani şey diyor olur. Evet. Evet doğru. Tamam haklı doğru. Doğrudur ama onu ayrı yazalım yani şey şecerikatteki karşılığı filan gibi. Başka yazılabilir yani. Tamam tamam doğru şöyle. İmkani ruhi. Yani ha yani imkani ruhi şey var mıdır yani kendi ruhi varsa tamam. Vardır. Bir tek demiş olalım yani. Tamam. Kendi ruhu. Doğru. Yani hep itiraz ettiğim şey doğru söylüyorsun. Ciz aynı olması lazım. Tabii canım yani o zaman. Aynı ciz var. Ben ya bana yatmıyoruz. Ben durdum oradan. Ama onu yazacaksam onu yazmam lazım. Ama çok uyuyor ya. Evet. Zatında yani dedim, kainat bu. Hariç, imkanı zaten o demek. İnsanda imkan, insan zihinde bunda çok 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 güzel. Evet. Tamam. O aynen kanaat gelir. İmkanı zaten hariç. Evet. Kanaat ispekmesi olabilir. İmkanı zaten mümkündür. Tabii. Zatında mümkün. Evet. Ama insanın aklı başka. Buradan delil hücceti lazım. Tabii. Zihni daha aşağıda. Daha aşağıda ruh. Evet. Tamam. Yani Arş-ı Azam yazmak için buraya şey diyeceksiniz. Buraya arş diyeceksiniz. Buraya İşte vicdan diyeceksin, buraya dima diyeceksin. Yani imkanın mahiyetine kalp derse karşı olur, peki yukarısı imkan değil mi? Olmuyor. Olur. O zaman ya buraya kabı kavsen koyacaksın. Mecul de der. Yo denir abi. Şu anda mecul de denebilir imkanı. Şöyle. Yani nedir imkanı? Nedir? Şuraya keşke yazabilseydik. Şu, şurası mesela, bakın burası dima. Burası dima. Burası vicdan, işte burayı tam terse düştü. Bilmiyorum bunu nasıl yapacağız. Burası kalp, burası ruh. Şöyle devamını yani, yapayım. Şöyle söylüyorum. Şöyle şöyle anladım onu. Şunun devamını buraya, şunun devamını yapıyorum. Yani imkan dediğimiz şey İstersen şurada, şöyle yazalım. Bak, şöyle buraya aşağı azalım. Bak dima. Kainatta diyelim. Yani yok bu tamam. Bu dimada zaten. Yani. Ha dimada yazabiliriz tamam. O da olur. Dimada olursa imkan. Vicdan dimada vicdan olmaz işte. Test olacak. Kalsın zorlamayın. Ama şey yazabiliriz. Burası Arş-ı Azam. Yani şecere-i katte. Evet. Arş-ı Azam. Arş. Lef-i Mahfuz. Evet. Alim-i Şahadet. Alim-i Şahadet. Böyle denebilirim. Tamam. O zaman yazayım bunu. Serbest bölgeye. Alim-i Şahadet. Doğru. Şehadet de zaten. Evet. İmkanı zaten orada ya şehadet. 8'i 9 geçiyordu. Akıl, lef-i mahfuz. O da bunu soruyor abi ya. Ona da alemi gayb yazar mısınız? Hangisi? Alemi gayb yazın lef-i mahfuzun yerine. Çünkü vahiyin hakikati orada. İmkanı akli de vahiye bakıyor. İmkanı akli? Evet, vahiye bakıyor. Alemi gayb olur çünkü sıralama bozuluyor. Lef-i mahfuz yazmayın oraya. Siz isterseniz alemi gayb yazın, sonra bir düşünün. Dur şunu bir yazayım. Yaz abi. Zihin de arş. Arş. Arş-ı Azam. Arş-ı Azam. Şuraya alemi gayb diyeyim. Alemi gayb abi. Çünkü vahiyinin hakikati alem gaybta. Tam ikisini yani cevap. Vahiy ya, vahiy. Hangisi? Kanuniyettir orası. Hangisi işimize olabilir. Böylelikle zihin bitti herhalde. Artık hakikatlerin ahirette. Cemile haşir meydan diyebilir miyiz? Yok. Cemile haşir meydandan büyük bir şey. Arkası. Çünkü zihin. Ha zihin kainat ya. Kainat. Haşir meydandan daha geniştir zihin. Hadi kılalım sünnete. Evet başladı. Allahu ekber, Allahu ekber.